Merhaba Kontra'ya başlıyoruz. Ben Onur Tuğrul, Ahmet Ercanlar ve Evren Gözle birlikte transfer gündemini değerlendireceğiz. Sıcak gelişmelerle başlayacağız ama tüm isimleri neredeyse size sormaya çalışacağız. Sizden gelen isimleri de yorumcularımıza sormaya çalışacağım. YouTube üzerinde Haber Global sayfasında da canlı yayınımız devam ediyor. O canlı yayının hemen yanında bir sohbet kutucuğu var. O kutucuğa yazdığınız soruları da ben kendi sorularımın arkasına ekleyeceğim. E, ee, ve bu programda e, kimse de bizim takımı geç konuştuğumuz demesin diye bölge bölge gidip her takımı konuşacağız. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Ama şu iki sıcak e, gelişme yapalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, çaysız kaldı Ahmet Ercan'ın. O yüzden Kişireme biraz... Yani. Ya. Ya, Evler, i̇nanılmaz <laughs> bir andı yani. Sonu 10, 10 saniye kadar. 10 saniye kadar çay gelince olmadı. Ben böyle ben, elim ben şöyle yapacağım havada kaldı. kaldı, kaldı. Tam çay şey alacaktım. <laughs> Onur şöyle <laughs> Kaldım yapacağım. öyle. Oh, Evren çayını uçuyor. Ahmet çaysız şu anda. Hadi bak. Yani. Birazdan gelecek onda çay. Şu iki sıcak gelişmeyle başlayalım. Herkes Hadi. çok merak ediyor bunu. Evren sıcak çay içerken ben Fenerbahçe'nin de... sıcak gelişmeleriyle ha. başlayayım. Süper. <laughs> Vedat Muriç ne oldu? Geçen hafta söylemiştim Söylüyor musun burada? Demiştim ki yani, bir görüşmeye bakar. Yani Fenerbahçe'nin e, öyle çok basit olacak bir yönetim yok yani. Hep tabi e, tabii bir sürü şey yok. algılar yapılıyor. Sürekli bir şeyler yapılıyor sanki. Bak şimdi bir haftadır Vedat Muriç Galatasaray'a çok yakın, çok yakın, çok yakın diyorlardı. Şimdi Vedat Muriç'in önümüzdeki günlerden ne kadar değersiz bir oyuncu olduğunu okuyacağız yani her yerden. Yani sürekli algılarla yürüyor bu işler. Ama Vedat Muriç artık Fenerbahçe'li oldu diyebiliriz. Yani şimdi evren içinden saymaya başlasın, geriye doğru. O kadar net diyorsun. Net. Yani geriye doğru saymaya başlasın. Yani bir kısa bir süre içinde açıklanacak yani Vedat Muriç. Bu gece olmazsa yarın açıklanacak. Artık Fenerbahçe'li oldu diyebiliriz. Bunu ilk sıcak gelişme olarak söyleyeyim. Tabii Vedat Muriç transferi her şeyden önce psikolojik olarak çok önemli bir transfer. Yani işte Vedat Muriç dünyayı kurtaran adam mı? Değil. Yani dünya çapında bir oyuncu mu? Tabii ki değil. Ama şimdi bakın Fenerbahçe'nin böyle bir şeye ihtiyacı vardı. Yani Fenerbahçe sağ dışında e, ezilerek başlamamalıydı seneye. Yani güçlü olduğunu, güçlü bir yönetim olduğunu, güçlü bir ekibi olduğunu önce kendi taraflarını göstermesi gerekiyordu. Bu çok önemli bir şey Fenerbahçe açısından. Yani Fenerbahçe sezona bence psikolojik anlamda güçlü bir giriş yapıyor bu transferle. Neden? Mağlup olmadı bir defa bu transferde. Yani Galatasaray bana sorarsanız biraz etik dışı davrandı. Ne, neden? Ya kulübeyle anlaşmadan, oyuncuyla görüşme izni almadan ya oyuncuyu ikna edip ya sen Galatasaray'a gel biz şöyle yapacağız böyle yapacağız deyip o taraf halletmeye çalışması bence etik dışı bir davranış. Kulübünden izin almadı mı ama Galatasaray? Yani, alsa yani sonuçta kulübülü... en son Murici için, Murici için, için, Vedat Muriç için Murici diyorum. <laughs> <laughs> Fenerbahçe'ye resmi izin verdi ve görüşme öyle sağlandı. Ya yani daha yine mesela? Ama başkan Galatasaray'la da görüşüyoruz diye söyledi. Kayıp görüşebilir kulüple. Kulüp futbolcuyla görüşmek için izin vermesi gerekiyor. Yani burada bu ne oluyor biliyor musun? Bu futbolcu ayartma gibi oluyor. Bu yanlış bir şey bence. Yani önce kulübüyle anlaşacaksın. Belli bir noktada anlaştıktan sonra. E Galatasaray daha kulübüyle anlaşmamış ki. Nasıl oyuncuyla görüşüp anlaşabiliyor? Önce bir kulübüyle anlaşsın. ya. Yani Rize Spor'un açıklaması var. Biz anlaşmadık diyor. En iyi teklif Fenerbahçe verdi diyor. anlaşmadığın bir oyuncun, oyuncuyla görüşebilir misin? Kulübüyle anlaşmadın. Bu defa bu etik dışı bir olay. Yani bunu tabii Türkiye'de kimse tartışmıyor. Yani bunu belki Fenerbahçe yapsa bugün hepimiz onu konuşuyorduk. Önce buradan bir başlayalım. Önce bu etik dışı olayı konuşalım yani. Biz bunu hiç konuşmuyoruz. Ve hep oldu olan Geliyorsun bir şey bu. <laughs> <de inatlasın. gülüyor> Valla izin almadan transfer görüşmesi olsaydı Rize Başkanı zaten bunu söylerdi. Yani ben orada izin alındığı konusunda bilgiye sahibim. Belki farklı bilgi gelmiş olabilir ama Galatasaray izin alarak oyuncuyla görüştü. Oyuncu da kulübüne ilk başta Galatasaray'da oynamak istediğini söyledi. Ee, ve ve Geçtiğimiz gün açıklama yaptı Vedat Muriç, Rize Spor'da kalıyorum diye. Transfer döneminde bu tarz açıklamalar olur. Ee, ama burada Rize Spor'un tavrını etkileyen bir durum olduğunu geçen hafta söylemiştik zaten. Yani orada e, geri geri saymaya gerek yok. Çünkü e, Vedat'ın kendi ağzından Galatasaray'a, gitmek istediği Ay, zaten kendi mevcut. Ağzından hiç yok, öyle bir yok, kendi ağzından Rize Spor'u var. Rize da bunu açıkladı. E, Canlıyında açıkladı. Vedat bize yani, geldi. sportif direktörüne öyle bir e, bu şekilde yok. yok kamuoyuna yok. E, kulübe var. Kulüp de bunu resmen açıkladı. Canlı yayın aracılığıyla. O yüzden e, bu transferde tabii ki hangi yöne giderse gitsin, Vedat için hayırlısı olsun öncelikle. E, oyuncu Galatasaray'a gitmek istediğini söyledi. <laughs> Kulübün burada bir e, Vedata karşı Nasıl diyeyim, telkini söz konusu ama kulübe gelen telkinler de var. Transferde bazen şöyle olur, e, Türk standartlarında, Avrupa'da genelde bunu görmeyiz. Türkiye'de bazen telefonlar açılır. Denir ki bu bazen e, yakın birinden, bazen kıramayacağı bir dostundan, bazen e, bürokratik telefonlar gelebiliyor. Oluyor bunlar ve bir şekilde telefonla önce bir ricada bulunuyor transferler. Bu Vedat için sadece geçerli değil. Diğer transferlerde de oldu bu. Ee, bu da Rize Spor'un tavrını etkile etkileyebilir demiştik geçen hafta zaten. Mesela Emre Akbaba da oldu mesela. Gibi. Ee, Birçok şekilde transferde bunu Galatasaray için, bunu Fenerbahçe için, bunu Beşiktaş için söylemiyorum. Türk futbolunda genelde bu tarz telefonlar gelir. Ve geldikten sonra tavır değişir. Oyuncu ne kadar isterse istesin kulüp oyuncuyu en sonunda ikna eder. Buradaki resimde biraz oraya doğru gidiyor. Fenerbahçe'ye giderse de hayırlı olsun. Galatasaray'a giderse de Vedat için hayırlısı olsun. Peki siz kimin daha çok ihtiyacı vardı sizce? Ahmet. Fenerbahçe'nin tabii ki çok ihtiyacı var. Yani bir e, bir defa mı Vedat Nasıl forvet Muric... mi olacak? Şu andaki planda benim duyduğum Vedat Borucu ilk 11'ine yazıyor Ersun Yanal. Ersun Hoca'nın çok istediği bir isim. Şimdi Fatih Terim de çok istiyor. Ersun Yanal da çok istiyor. Demek ki ikisi de beğendi oyuncu. Ya da şu benim, Center for planını, Fenerbahçe'nin Center for planını şey yapma. Orada daha çok isim soracağım sana. Bölgeye çünkü geleceğiz genel, orada değil, bölge değil mi? Bölge bölge konuşacağım. Tabii. Şu ikinci sıcak gelişmeyi de konuşalım. Sonra bölge bölge hepsini isim isim konuşalım. Altay Bayındır da bitti. Zaten bu sosyal medyada düştü aslında bu da. Ee, benim tahminim, benim aldığım bilgi salı gün açıklanacak yönündeydim. Hani pazartesi açıklanacak falan diyorlar ama ben salı gün açıklanacak deyip biliyorum. Tabi ee, tabii belki pazartesi sağlık kontrollerinden falan geçecektir. Belki fotoğraf düşer diye. Evet yani salı günü açıklanacağını benim aldığım bilgi o yönde. o transfer de tamamlandı. O da eee Fenerbahçe'nin gibi düşünülüyor benim anladığım kadarıyla. Vedat eee sonra Altay da Fenerbahçe'li oldu diyebiliriz. Zaten o da oynama şartı istemiş. Yani şimdi zaten yani oynayabilecek miyim Benim aldığım bilgi Ersun Yanal defa Altay'ı çok çok istedi. Yani Altay'ın öncelikle kişiliğini, karakterini ve e, yapısını analiz ettirmiş Ersun Yanal. Ya takımda kaptan olabilecek derecede güçlü bir karakter olduğunu öğrenmiş. Hani Rüştü'nü hatırlıyor musun? Fenerbahçe'ye geldikten sonra 21-22 yaşında Fenerbahçe kaptan olmuştur işte. Belki Fenerbahçe tarihinin en genç kaptanlarından biridir. Altay'da da bunu görmüş. Ve yetenekli olarak da çok yetenekli bir kaleci olduğuna inanıyor Ersun Yanal. Bu nedenle birinci kaleci olma ihtimali çok yüksek. 1.98 boyunda bildiğim kadarıyla. İyi bir kaleci, kaliteli bir kaleci. Ümit Milli Takım'da kalecisiydi. Hayırlısı olsun. Fenerbahçe'ye de hayırlı olsun. Yani e, burada başka kalecilere gitmedim Fenerbahçe gitti. Yurt dışından birçok kaleci ile görüştüler. <laughs> Livakovic'i izlemiş evet. Gözlemci ekibi. Ama yani şöyle söyleyeyim. Genelde 10 milyon euro civarı paralar istendi Fenerbahçe'den. İstenen her oyuncuya. Yani iyi üst düzey bir kaleci arayışlarında hep 10 milyon eurolardan kapı açıldı. Bu nedenle de Altay e, Ersun'un isteğiyle transfer edildi. Bu da önemli bir transfer. Bu da ikinci bu akşam söyleyeceğimiz transfer haberi. Yani Fenerbahçe bence doğru gidiyor transferde. Doğru adımlar atıyor. Önemli adımlar atıyor. Ve bu sefer psikolojik olarak da sağ dışında yenilmiyor. Yani şimdi Fenerbahçe sağ dışında yenilmemesi çok önemli bu transferlerde. Yani orada mağlup olsaydı bir defa taraftarı psikolojik olarak çok iyi başlayamayacaktı sezon. Yani güçlü bir yönetim taraftarı da daha güçlü hale getiriyor. Yani daha güçlü durmalarını sağlıyor. Yani şimdi diyecekler ki ya Vedat Muric bu kadar üst düzey bir adam niye bu kadar konuşuluyor? Fenerbahçe teknik direktörün en çok istediği adam. Bu kadar basit yani teknik direktör kuruyor kadroyu. Teknik direktör belirliyor her şeyi. Teknik Fenerbahçe <laughs> teknik direktörün en çok istediği adamsa çok kıymetli bir adamdır bence. Ya çünkü o, o bu takma sahaya sürecek. O planlamayı o yapıyor. Bu kadar basit. Çok önemli bir adam bence o yüzden. Bir psikolojik üstün konusu var. Ne diyorsun? Bence yani, Fenerbahçe üstün. Psikolojik Öyle psikolojik Fenerbahçe bir mu? kere transferde çok iyi gidiyor. Onu aktarmak lazım. Geçen sene biraz aceleci davranıp biraz da e, kokudan önce de transfer yaptı Fenerbahçe o çok büyük hataydı. Yani teknik direktörden önce transfer yaparsan hoca onu oynatmak durumunda kalacak. Ama hocanın belki istediği sisteme uymuyor. Hani Komolli aldı bazı oyuncuları. Bu sene tablo daha farklı. Bu sene başta Max Kruse olmak üzere Vedat da e, olur olmaz hani olursa diye devam edelim. Çok yerinde bir transfer. Artı Kolorov'un gelişi olası gelişi ki Kolorov da bitti diye biliyoruz. E, onun dışında Altay çok yetenekli bir kaleci ki burada sezon boyunca hep anlattık Altay'ı. Ama Altay'la ilgili şöyle bir sorun var. Oynayıp oynamayacağını oyuncu da bilmek istiyor. Hani bizim Yağız'ın da özellikle yaptığı haberlerde sık sık Altay'daki vurgu o. Oyuncu oynamak istiyor. Ve Fenerbahçe bu sene hataya tahammülü olmayan bir yıla girecek. Ve burada tecrübeli bir kaleciden mi hakkını kullanacak yoksa genç e, geleceği olan bir kaleciden mi? Yani Altay'ın bir tek orada soru işareti o. Ama onun dışında Emre'nin gelişi, Hatta Mahmut'un olası gelişi. Mahmut'ta da olumlu gidiyor ama şu an bitmiş değil. Yani gerçekten bu isimlere baktığımızda Fenerbahçe bu sezon direkt olarak 11'e transfer yapıyor. Yani al, formayı giydir, numarasını belirle, oynat prensibi. Galatasaray'da biraz daha oraya geleceğiz gerçi de kulübesiyle başladı Galatasaray transferi. Çünkü sattığın kadar al olayı var. Galatasaray için Ağustos ayı daha hareketli geçecek Temmuz'a göre. Belki Premier yani. Lig'in... Transfer tabii onun etkisi transona. olacaktır. Fener çok hareketlenildi. Fenerbahçe için de, çok, için de Tabii, forvet konusunda özellikle Premier Lig'den Fenerbahçe bir golcü e, bakıyor deniyor ama tabi isim konusunda şu an bir bilgimiz yok ama yakında o da ortaya çıkacaktır. 8-9 yani evet, uh -huh. o evet. civarda. Fenerbahçe'nin çok iyi gittiğini düşünüyorum ee, ve Vedat da olmak üzere hani o kadar nokta atışı e, hareketleri oluyor ki bu da Fenerbahçe taraftarını tabii ki ümitlendiriyor. Psikolojik olarak da Fenerbahçe taraftarı daha güvenli geçen seneye göre şu anda. O zaman başlayalım bölge bölge. Hazır Kaleci ile Altay ile başlamışken şimdi Altay geldi. Peki Kameni ne olacak? Belki ne olacak? Volkan Demirel kalıyor mu? Hala bu belli değil. Niye belli değil? Evet. Şimdi hemen başlayalım. Kameni tabii elden çıkartmaya çalışıyor. Geçen yılda çalıştı. Olmadı. Ya adam yan gel yat. Tabii yani parasını alıyor. Faydalanamaz mı? kötü Nasıl bir rapor mu veriliyor yoksa yani, artık ipler mi kopuyor? Zaten yabancı sayısında sıkıntı olduğu için yani muhtemelen 14 kişiden biri olamayacak yani her şeyden önce. E adam da pek oynamaydı niye çok gibi yani zaten buraya belli ki emeklilik ikramiyesini almaya gelmiş. Yani buradaki hatta 3 yıllık sözleşme imzalaması kamerayla yani o eşteki bir kaleciyle en fazla hani bir artı bir yaparsın anlatabildim mi? Çünkü gelip geçici bir kaleci alıyorsun genç bir kaleci almıyorsun. Bir artı bir yapardın. Geçen sene de fesizlerden giderdi. Evet. Ama 3 yıllık yapmak başlı başına bir hata orada. İkinci konu Berke. belki evet. de muhtemelen Fenerbahçe oynayabileceği bir takıma kiralık verecek. <laughs> Ve diye duyuyorum ben ama. Ben oynayabileceği bir takım olacağını düşünüyorum. Ya yani kiralık olarak gideceğini zannediyorum. Ben özellikle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kolay kolay Berke'den vazgeçmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü onlara çok umut bağladım. Ve genç oyuncuları çok seven bir başkan. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç. Ee, onlardan çok umut mutla bahsediyor her zaman ve e, benim tahminim e, Berke kiralık olarak gidecek ama oynayabileceği bir takıma oynama şartıyla. Volkan Demirel'e geçeyim Heh. sen sormadan. Şimdi Volkan'ın durumu belirsizliğini koruyor. Bir defa Fenerbahçe yönetimi e, kalma kararını verdi. Arsenal kalmasını çok istiyor Volkan Demirel'in, Ya yani kadroda bulunmasını istiyor. Şimdi e, niye hala karar verilmedi? Birincisi Komal'in geçen sene Volkan'la ilgili verdiği olumsuz bir rapor var. Geçen sene vardı onu. Ya bir olumsuz bakışı bilmiyor Volkan'a karşı. Ama şimdi Başkan Ali Koç ve Ersin Yonal oturacaklar bir iki gün içinde. Ya da telefonda bilmiyorum bir şekilde görüşecekler. Volkan konusunda bir karar verecekler. E, bu görüşme çok kritik. Yani Ali Koç Ersinal görüşmesi. Volkan'ın kalıp kalmayacağı konusunda çok kritik olacak. Bu da ya yarın ya öbür gün gerçekleşecek. Çok gecikmedim ya? Yani Volkan evet, bu kulüp tarihinin çok gerekiyor. önemli bir oyuncusu. Şu anda kamp başladı. Volkan'ın durumu belli son değil. git kardeşim deyin yani ama evet. şu anda kamp başladı. Volkan'ın son üç sözleşmesi böyle oldu. Evet. Hep geç yani kalıyor. problem program. problem Volkan'daysa da bunu bilelim. Geçen sezon başında da öyle oldu. Ondan önceki sezon da aynı şey oldu. Yine bazı sıkıntılar yaşadı Volkan Demiral Haz Yıldırım yönetimiyle. Geçen sene yine çok beklendi Volkan'ın gelişi. İşte yani Volkan'ı e, yani göndermek gibi bir düşünce ağır basıyor ama göndermek de istemiyorlar gibi geliyor sanki. Evet. Sadece bu yönetim için de söylemiyorum. Önce Gönülleri de etmiyor yani göndermeye. E, çünkü çok önemli bir adam. Yani Volkan hani bir dakikada üzerine çizik atılacak bir adam değil. Çizmeyin o zaman. İşte, ama buraya kalmaması lazım. Yani bu zaten evet, bu buraya... Da da bayağı bir ayda da bu kararı verebilirsiniz ki yani. Evet, aynen öyle. Sonra. Yani gecikti konusuna katılıyorum. Ben bu işin çoktan çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani şimdi bak <laughs> kamp başladı. Volkan yok o kampta. E olacaksa geç katılacak kampa. Gerek yok yani önceden böyle olamazdı. Belki bir takım bulup gidip oynayacaktı Volkan yani. Kariyer yapabilirdi ama geç kalıyor da yani. Belki bir başka bir kariyer planlaması yapacak. Peki, belki Volkan kalırsa kalacak. sıralama nasıl olur? Şimdi Altağ'ın geldiğini varsayalım. Sanki şöyle Sence olur. Sence nasıl geziyorum? yapacak Ersun ya? Yani bir Altay olur gibi hissediyorum. Hı -hı. İki Harun, üç Volkan olur diye hissediyorum. Peki bu ortamda doğru mu Altay'ın biri olması? Yani şu yüzden söylüyorum. Fenerbahçe bu sezon gerçekten çok stresli bir sezon yaşayacak. Ve şampiyonluktan başka ikincilik bile e, tahmin edilebilir değil Fenerbahçe için. Evet. E, doğru yöntem bu mu? E, yoksa tecrübeli bir kaleciyle gitmek. Şimdi, Ki Altay'a ben çok güveniyorum şey olarak. Şöyle hani bir hatırlatma ve yapayım. Irsına... Çok iyi rapor veriyorlar bu arada. Evet. 95-96 rol... sezonda Rüştürençberk-Fenerbahçe geldiği zaman... Ee, birinci kaleci Engin'i de hatırlar mısınız? Rüştü'nün ama Rüştü Ümit Milli takımda kendini ispatlamıştı tıpkı Altay Hı -hı. gibi. Orada Engin'in ayağının kırılması sonrası Rüştü kaleye geçmek Hı -hı. zorunda kaldı. İlk maçında da hatırlıyorum büyük bir yata yapmıştı diye hatırlıyorum. Bir yan topta mı elinden mi kaçırmış bir şeyler olmuştu. Ama sonra Rüştü öylesine iyi oynadı ki kendini öyle gösterdi ki çok Hı -hı. özgüvenli, kaptan karakterli bir oyuncuydu ve çok kısa bir süre sonra da takım kaptanlığına getirildi. Aynı karakterin Altay'da da olduğu söyleniyor. Yani bu biraz karakter ben meselesi de öyle biliyor duydum. musun? E ben götürümünde de, de var yerli kaleci. Evet. Var. Bu bir Daha karakter duydum. meselesi. Yani Bazısı geç özgüven kazanır. Hı -hı. Kimse hemen özgüveni kazanır. Altay'ın o karakteri, o özgüvenli olması, yani e, kaptan karakteri olması, Hı -hı. çabuk adapte olabileceği yönünde mutlandırıyor beni. Tabii. Fenerbahçe'de oynamak kolay değil. tabii. De. Çok, çok zor. Kendi Fenerbahçe'de, Fenerbahçe'de oynamak lazım. çok zor bir iş. Yani Altay için bir şey söyleyemeyeceğim şu anda. Hani girer. Belki çok hata yapar. 2-3 tane üst üste hata yapar. Hı. Özgüvenini kaybedebilir ki kaleci hata yapar her zaman. Mustara da yapıyor. Başka kaleciler, büyük kalecilerin hepsi hata yapıyor. Hı. Ama orada özgüvenini kaybetmiyor Mustara. Niye? Çünkü özgüveni olan, güçlü bir özgüveni olan, kendini çok iyi bilen bir adam. Altay'ın da kaybetmemesi lazım. Ki öyle bir kişiliği olduğu söyleniyor. Hı hı. Ya bu da umutlandırıyor beni. Hem Türk futbol adına hem Fenerbahçe adına. Altay Galatasaray'ın da listesindeydi. Oradan Galatasaray'ın kalesine de şöyle yapacağız. Eee mevki mevki gideceğiz ki kimse beklemesin Galatasaray niye konuşmuyorsunuz, Fenerbahçe'yi konuşmuyorsunuz diye. Her takımın mevkisini aynı anda konuşuyoruz. Bu arada bir gibi. şey söyleyeceğim. Öğrenine geçmeden Galatasaray hiç transfer listesi yapmamış bu sene. Direkt yani Fenerbahçe kime gidiyorsa Galatasaray da ona gitmiş. Yani hazır nasıl olsa Fenerbahçe'nin transfer listesi var. Biz de onlara gidelim demişler. De, hepsini de kaybediyor maalesef. Yani Altay'a da gittiler. Ben bildiğim Max Cruz'la da bilgileri oldu. Şeyle de oldu. Vedat Nuriş'le de oldu. Enteresan hmm. yani hakikaten. Allah Allah. Altay ee, ile ilgili umarım birinci kaleci olur. Ankara gücüdeki performansı hepimizi çok heyecanlandırdı. Ve sadece Altay değil, Türk futbolunda 97-98 ile 2001-2002 doğumlu arası yaklaşık 10 kaleci. Müthiş gidiyor. Yani oradan 2-3 tanesi zaten çok çok üst seviyeye gelecektir. 2000 kuşağından Berke bunların önde gelen isimlerinden biriydi. Berke ile ilgili maalesef beklentiler karşılanmadı iki tarafta da hem Fenerbahçe'de hem Berke açısından. Umarım 6 ayda öyle bir şey olmaz. 6 ay birinci kaleci olur. Çünkü hep söylüyoruz Merih'ten de bahsedeceğiz mutlaka bugün Juventus transferinden. Ee, hep genç oyuncuların oynamasından yanayız. 14 yerli kuralının en büyük avantajlarından biri de bu. Fenerbahçe kültüründe de zaten Ahmet çok güzel söyledi Rüştü örneğini. Ee, Rüştü, Engin e, hep yerli kaleci ağırlıklı olmuştur ki Oğuz Dağlaroğlu'nu hatırlıyoruz, Mert Günevo hatırlıyoruz. Evet, yani bir gerçekten. Altay. Evet. Yani Altay işte o kuşağın e, biraz önce saydığım aralıktaki en yetenekli 3 isminden biri belki de. 7-8 tane böyle çok yetenekli var. kaleci e, var. oynuyor işte 23. Evet, Trabzonspor'da var, Bursaspor'da çok yetenekli kaleciler var, Adana Spor'da var. Yani müthiş bir jenerasyon yakaladık kalede. Stoperde de yakaladık. Melih'te onu konuşuruz. Ama umarım Altay için ve Fenerbahçe için güzel bir gelecek olur. Çünkü ihtiyacımız var böyle domine edecek performanslara ve jenerasyonlara diyebilirim. Galatasaray bir kaleci arıyor. Ee, evet hala. yerli kaleci. Altay bunların içindeydi herhalde. Işte. Aynen öyle. Altay da adaylardan bir tanesiydi. Galatasaray'da da arkasını dolduracak bir isim olacaktır. Yani ilerleyen zamanlarda. İsmail'i görünce evren dehşeti düşüyor herhalde. Biraz <laughs> hatalar yaptı. Ya, e yani Galatasaray'ın... Ilgili yedek kalecisi olabilecek çapta değil galiba. Yani biraz ya yani ben kırmak için söylemiyorum. Yok, biraz daha farklı bir meziyetlerde. Bence oraya kaleciler genç olabilir. kaleciden evet. ziyade. Ben Batuhan'dan çok ümitliyim. Ya mesela Batuğan Fatih Şenler. çok iyi olabilirdi Akisar'ın Tecrübeli evet, bir bazen. yedek kaleci o, lazım bence oraya. O da galiba oynamayı tercih etti. Ben evet. takdir ettim. Ta takdir takdir edilesin. Ben Hayır, de, o ama da bence Galatasaray Juventus modeli tecrübeli bir e, İtalyan modeli yani. Tecrübeli e, Hı -hı. yedek Genelde İtalya'da hakikaten 37-38 yaşında yedek Öyle oluyor yedek Enteresan. kaleciler. Çünkü tamam. yani şimdi bu fonun arkasında, ya bu fonla rekabet edemeyecek belli ki. Oraya da öyle bir kaleci Hı -hı. koymuyorlar. Ama bir anda bu fon sakatlandı, kırmızı kart gördü bir şey oldu. Bir anda sokman gerekecek 40 yılın başı. Tabii. E orada da genç kalecinin ayakları titriyecek şimdi bu fonun yediği. Ama bu da Mustafa için aynı şey geçerli. Ve Mustafa geçen sene çok çok az e, kaleyi bıraktı. Bancuk senelerde maalesef ufak tefek bazen de orta vadede sakatlar yaşamıştı. Hatta eray geçmişti Şampiyonlar Ligi'nde kaleye Kopenhag evet, evet, maçlarında. Evet. Real Madrid maçında hatta Bernabeu'da. O yüzden bu sene biraz daha böyle nasıl diyeyim... Zaman zaman ligde de şans bulabilecek bir kaleci bakılıyor aslında. 2000'e işte Tafarel'in arkasında Mehmet Bölükbaşı vardı çağcım maçında. Tabii Kerem vardı Kerem İnan. İnan Tafarel'in sakal. Yani Galatasaray o tarzda bir kaleci bakıyor e, ilerleyen zamanlarda tabii isim Hı. belli olur. O zaman Ama Çok kaleci evet. var ya. Yani Galatasaray'ın kaleci sıkıntısı olacağını sanmıyorum. Bulur yani bir kaleci çok net. Tabii. Ki. Yani çok. Ama yerli bulunması e, gerekecek ya da üçüncü kaleci. Yani biraz önce onu diyordum. Batuhan Şenden de ümitliyiz. Bey, Çünkü yazarsın Florya'da yazarsın. onu e, izledim ben ve futbol sever olarak çok ümitliyim Batuhan'dan. Yani Batuhan Şen Galatasaray'da ya da başka bir yerde. Yani bir şekilde Batuhan'ı bir Süper Lig'de görürüz. Ama oynaması gerek. Yani keşke kiraya versesi şu an. Yani e, çok da iyi de... olur diye düşünüyorum. Evet, Tabii 99 doğumlu. Evet, evet. Oyun... Alt Tam oynayacak zaman işte. zaman Yani onunımız ligde falan oynayabilir belki. Şans buldu Ziraat Türkiye Kupası'nda. Umarım geleceği iyi olur. İnşallah. Ee, kale konusunda Galatasaray'da kaleci arıyor mu? Beşiktaş'ta kale konusunda çok konuşacağımız bir şey yok. Karyus'la Hı -hı. devam edilecek orada. Zaten sözleşmesi devam ediyor. Hoca da Hı -hı. E, oraya bir arayışta değil. Kaleci durumları e, bu şekilde üç büyük takımın. Defansa geçecek olursak Galatasaray'la bu sefer yine devam edelim. Galatasaray'da Hı -hı. bir savunmacı arayışı var mı? Şimdi Şener geldi sabike Hı -hı. ama herhalde stoperler tamam. O zaman bu yani da Stoperde şöyle. E, Ozan Wofford kiralanacak muhtemelen. Orada Marka, Ağal, Uyundama ikilisi zaten e, ilk ikili. Ahmet Çal'a birçok teklif var ama orada Ahmet'in kararı çok önemli. Yani o, sanırım oynamak evet yani oynamak üzere bir Anadolu takımına gitmek mi yoksa Galatasaray'da zaman zaman Ziraat Türkiye Kupası'nda şans bulmak mı? Orada Ahmet karar verecek. Ya Galatasaray ilk de saygılı. Yani Ahmet gitse de planı hazır, kalsa da Ahmet'ten verim almaya çalışacak Fatih Terim. E, oraya bir e, nasıl diyeyim? Yedekten zaman zaman ilk 11'i zorlayacak stoper e, tipine bakılıyor diyebilirim. Ama yabancı kuralı şu anda Galatasaray'ın elini e, zayıflatan durum. Çünkü hala hazırda Öncelikler yabancısı vardı, çok fazla mı? ve satmak durumunda. Ondan sonra Ağustos ayında belki son günlerde gündeme gelecek bir durum. Olursa da Marka Auloy'un Damayı yedekleyecek. E, orada Ryan Donkun'un da zaman zaman stoper oynayabilme özelliği tabii ki e, rekabeti yaratacaktır ama Galatasaray oraya bir son günlerde fırsat transferi arayacak mutlaka. Peki Evren bek rotasyonu çok mu oldu acaba? Sağ tarafta oynayabilenlere bakıyorum. Mariano, Mariano Şener, Şener, Lines. 3 oyuncu var. Hı hı. Sol tarafa bakıyorum. Nagatomo, yine Lines. Hı hı. Ömer, Ömer Emre. Emre. 7 tane bek oyuncusu var Galatasaray. Hı hı. Ya Burada ama Ömer'in durumu biraz sıkıntılı. Yani Ömer çok düşünülen bir isim değil. Mariano'ya da gelen teklifler eğer ciddi boyuta ulaşırsa... ...Galatasaray'ı elden çıkartabilir. Çünkü yıllık ücreti ve transferin artık sözleşmesinin bitmesine... ...bir sene kalması... Oyuncu seneye bedava gidecek. ve Dolayısıyla Şener'i de almışsınız. Lines de var. Orada belki bir Mariano'dan feragat edilebilir. E, bence edilmemeli bu arada. Çünkü oyun kuruyor oradan ve iş yapıyor size. Ciddi iş yapıyor. Fegüli'yi çok destekliyor. Fegüli'nin oyununu yukarı çekiyor. Yani Şener'de Lines'ten Mariano e, oyun zekasını bekleyemezsiniz. Atletik özelliklerini alırsınız. Ama Mariano'dan oyun da kurmasını beklersiniz. O yüzden oraya bence Mariano gidişi bir zayıflatacaktır Sabik. Ama Ömer'le Emre'den en az birini herhalde bitmesin. Evet mi? Ömer Olsun. daha olası. Ömer Emre olası. ve Nagatomo ikilisi orada aday. Hı -hı. Lines de iki Lines'den tarafı ağır. da yedekleyebilen bir bek sonuçta. Fenerbahçe'nin defans hattına geçelim. Kolarov'u evet. bekliyor herkes. Kolarov geliyor mu? Kolarov geldi mi? Ya da gelmeyecek evet. mi? İtalya'da çok <laughs> olumsuz haber çıkıyor. Kolarov konusu önemli. Yani bu akşama sakladığım bilgilerden bir tanesi buydu. Çayımızı içelim. Evet yani Onur'a da söylemiyorum <laughs> Önceden ki sürpriz olsun da. Şimdi sürpriz olan tarafı ne? Onu söyleyeyim önce. Ya da şeyden başlayayım. Kolorova gelecek mi gelmeyecek mi? Fenerbahçe kolorova işini bu hafta içinde açıklamasını bekliyorum. Kolorova transferini. Bu hafta muhtemelen Fenerbahçe resmi olarak Kolarov açıklayacak. Yani o noktaya geldi. Çok ciddi gelişmeler oldu. Açıklanma noktasına geldi diyebiliriz. Bunu bir cebe koyalım. İki. Ya Hasan Ali var işte sol geri Rodriguez alıyorsun falan. Kolarov niye alıyor kardeşim Fenerbahçe? Militek mi belki şu an gözde Hasan Ali. Şimdi yeni bir sürpriz geliyor. Kolarov Fenerbahçe stoperde oynamak istediğini belirtmiş. Bendeki bilgi de o. Evet. Stoper oynamak istediğini belirtmiş. Stoperde oynamayı çok istiyorum demiş. Ve gelecek sene Fenerbahçe'nin sol stoperi Kolarov olacak. Yani Ondan... hocanın şu anda bendeki bilgi de şu. Hocanın Evet. So, savunma hattı sağda İsles solda Hasan Ali Kolarov Kalırsa Şikirtia kalmazsa Serdar şeklinde bir dörtlüsü var hocanın aklında. Evet. Sen de aynı bilgi olmuş. Aynı bilgi bende de var. Yani Fenerbahçe'nin gelecek yıl stoperlerinden bir tanesi Kolarov. Ha bu Kolarov sol bek e oynatılmayacağı anlamına gelmiyor tabii zaman yine zaman. oynayabilir sola çıktı oynatılabilir. Hasan formsuz olur veya hoca taktik olarak oraya şey yapar. Tabii. Stoper formda olur, sakatlık yani, olur, ceza olur. Kolara joker gibi olacak. Zaman zaman sola çıkıp da oynatılabilir. Yani şaşırmayın yani. Bu yani Fenerbahçe'nin aslında bu yılki transfer politikası baştan güzel. Birkaç yerde oynayabilecek oyuncular. Ama Kolarov'un ben stoper oynamak istiyorum demesi bence çok önemli. Bunu Mayıs Ve, ayında burada grafikle anlatmıştık hatırlıyorsan. Fenerbahçe evet. transferde Dirar örneği demiştik. En az iki bölgede oynayan oyuncular üstüne gidiyor demiştik. Şimdi Kolarov sol evet. stoper oynar. So, e, sol bek oynar. Sol açıkta oynar. Sol açıkta zorlandığında oynatırsın. Max Kruse for arkası oynar. Oyun kurucu oynadığı da görüldü bu sezon. Santra evet. for oynadığı da var. Ee, onun dışında e, işte yine Mahmut'u konuşuyoruz. Stoper oynar. Orta sahada oynar. Bu Geri Rodriguez iki kanada da koyabilirsiniz. Ee, bu tarz çok yönlü oyunculara gidiliyor. Transfer politikasında Biraz böyle bir durum var. Kolar olayıyla ilgili. Akıllı şey. ben ki. Ya Kolar artık o da Fenerbahçeli oldu diyebiliriz. Yani bunu. E, verebilir arkadaşlar. Üç müjde Sonunda verdin, verdin yani baya. Efendim? Üç müjde verdin yani. Vedat Altay evet. Kolaro. Yani e, bence çok en önemli transfer Kolaro herhalde. Öyle düşünüyorum. Yani çünkü e, hem karakter olarak evrende bana katılacaktır herhalde. Hem de futbolculuk olarak Tabii yani canım. yani Süper Lig'in çok üzerinde. Çok üzerinde ve karakter olarak da yani benim hep söylediğim geçen yıllardan. E, ya takımın içinde karakter koyacak oyuncu çok fazla yok. Sağ içinde ve sağ dışında. Şimdi bu 3-4 tane birden olacak bu. Bu çok önemli bir şey Fenerbahçe. Bence. Yıllardır şey. yoktu. Ersun sırf bu konuyu takdir ediyorum. Bence teşhisi iyi koymuş. Geçen sene ben bu soruyu sorduğum zaman Ersun Hocaya demişti ki aynı fikirdeyim demişti. Ve bununla ilgili çok ciddi planlarım var demişti basına kap ya basına açık ama e, off the record bir toplantıydı o birçok basın mensubu vardı orada bu konuda çok ciddi çalışmalarım var demişti zaten bunun için yerli de vardım demişti yabancı da var demiştim işte Kolorov, Kruze, Emre, Emre. kuruze bunlar hep lider ruhlu adam bak Kaleci Altay bile lider ruhlu genç ama KMD o da o liderlik ruhuna Nasıl? sahip Hı. yani yani aslında Emre'yi liste başı yapmak Emre lazım. tabii zaten birinci sırada. Yani sahada ya olur em olmaz. Zaten lider takımın lideri, ana lideri Emre'dir bu sene. Ben Emre'yi aslında e, bir anlamda da şu anda nasıl görüyorum onu da anlatayım. Sanki böyle bir sportif direktör yardımcısı rolünde Emre. Onu da ilginç bir şekilde söyleyeyim size. Yani öyle bir görüntüsü hissediyorum ben. Böyle hani aktif geliyor bana yani Fenerbahçe'nin yapacağı fikirlerini söylüyor yani. Şöyle yapalım işte bence Mahmut içinde de orada var e, zaten evet bu kadar zaten bu onu kadar, da Türkiye'de e, Haber Global farkıyla kontrada kontrolde evet. Emre'nin yaptığı onları. Evren Göz Hayır Haber Global ve <laughs> kontrolde. Pardon e, Evren'den önce ben Başakşehir olayını anlatmıştım evet. paketi paket olarak. Fenerbahçe'nin Başakşehir'den bazı ama Mahmut'u da Evren söyledi. Yani Mahmutlu ben, anlaşma haberini. Ben... Yok ilk 11'i vermiştik ya hani. Evet evet Başakşehir sen 11'i ilk... vermiştin. Emre bir 11 yapıyor. Evet. Tekrar edelim bir tahtada. Ya, evet, ben 11'i gördüm. Hatırlatmak direkt. lazım onu. Ya o inanılmaz çünkü Ahmet'in dediği noktadan devam edeceğim. Adeta bir sportif direktör gibi. Bu Çok önemli bir katkıdır. Ya, eskiden player manager oyunları evet, vardı evet, hani tabii, hem tabii. oyuncu tabii. hem menajer. Emre Eşofmanları da kenarda otururken bir anda bir bakacağız içeride bulacak ki tabii ki Ersun Yanalın direktifiyle. ama hani Türkiye liginin 20 yıldır her kademesini her şekilde bilen hakeminden tribününe e, kendi takım arkadaşından, rakip takıma nasıl işin e, kurnazlığını, tecrübesini çok iyi yutmuş, yalamış yutmuş bir isim. Ve ben en az Kolorov kadar, en az kesinlikle, Max kadar en, önemli en transfer çok önemsediğim yani transfer, belki. bu sene Emre Belez oldu. Bence en önemli transfer Aynen değil Aynen öyle. Yani, e, Emre çünkü yani hem üst düzey bir oyuncu hem de bence üst düzey bir karakter. Sağ dışında çok ciddi bir lider. Hani benim de iyi tanıdığım bir insandır. Gerçekten güçlü bir karakterdir. bu. Biraz öfkeli geliyor biliyor musunuz? Yani bu hoşuma gidiyor mu öfkeli gelmesi? <laughs> ya bu arada hani karakteri tamam çok öne çıkacak bir durum ama sanki hiç oynamayacakmış gibi de bir yok. durum en, oldu. En az 20 maçı var bu sene. Bir de şu var pardon onu. Türk futbol tarihinin en büyük orta sahalarından. Aynen mı? öyle. De. Biz vedaları beceremiyoruz ya her kulüpte. Evet. Umarım hani Emre eğer bir sene oynayıp bırakacaksa e, çok güzel bir şekilde veda edilmeli. Şampiyonluk olur olmaz. Ayrı Emre'ye yaptıklarından dolayı Seveni var, sevmeyeni var. Herkes sinirlenmiştir. Herkes öfke duymuştur. Olabilir Galatasaraylılar örneğin neden Fenerbahçe'ye gitti diye. Fenerbahçeliler belki neden bizi bıraktı diye. Başakşehir'liler belki sinirlenmiş olabilir. Ama nasıl veda ettiğiniz çok önemlidir. Umarım Emre'ye çok güzel veda yapılır. Bence Emre hak ediyor futbolcu olarak, Kesinlikle. Bir olarak. reklama gitmemiz lazım. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Hemen çok kısa. Kontrole devam ediyoruz. Defans transferleriyle e, devam ediyorduk. Fenerbahçe'de Kolarov sordu Muhammed Ercanlar'a. Dedi ki Kolarov bitti. Bu hafta içinde açıklanmasını bekliyorum. Bitti, Artık bitmeye Bitmek çok üzere. yakın Bitmek dedi. Üzere. Tamam. Ee, çok fazla Kayyer sorusu var. Kayer gelecek mi? Gelmeyecek mi? diye. Kayyer'e bir ee, ilgi yok Fenerbahçe'den onu söyleyeyim. Yok. Herkes muhtemelen 11'lerine yazıyor çünkü. Yok. Fenerbahçe'nin bir kayar ilgisi yok. Şimdi Şikirtel'in durumu belli olacak. Muhtemelen Şikirtel olmayacak gelecek sene Fenerbahçe'nin kadrosunda. Çünkü Fenerbahçe'nin verdiği teklife inmeden. Yani belki bir iki hafta sonra. yani çünkü o teklifi bir türlü bulamıyor. Bulamaz ki ama 2 milyon. Evet. Yani Fenerbahçe geri dönebilir belki bir ihtimal. Dönerse Fenerbahçe... 3 küsur alırken 2'ye düşmesi gerekiyor. Yani 1.2... 4'e yakın alıyoruz. Onu söyleyeyim size. Çok alıyordu. yani neredeyse geriye yakın ama tamam, tamam durumu, normal yaşı da normal yani. parayı da yani. ilerledi. Yani ne alacak yani ne bekliyor? Türkiye'nin öyle bu ekonomik koşullarında kulüplerin geldiği noktada o eski paralar hayal yani. Ben Türkiye'de bir futbolcuya 4 milyon euro verebilecek bir kulüp olduğunu düşünmüyorum. Değil mi? Ya çok zor öyle bir şey. Şu anda tamamen e, Fenerbahçe'nin istediği noktaya inmek zorunda. Çünkü Fenerbahçe artık yeni bir fiyat politikası belirledi. E, Oyuncularını ödeme şeklinde ki Galatasaray da tahminen öyle. Beşiktaş'ta da zaten onlar da başlamıştı. Yani bunu yapmak zorunda kulüpler çünkü başka türlü yaşayamazlar yani. Ahmet kabul kabul. Ama sadece Kolorova'yı sol stoper yaparak bu yani Serdar Sadık üçlüsüyle de sanki olmayacak gibi. Şimdi e, az önce bir şey söyledik dedik ki İngiltere Premier Lig'inde erken bitiyor transfer dönemi. Ondan sonra o kadar çok fırsat çıkacak ki kulüplerin önünde. Çok ciddi fırsatlar olacak. Bu bir avantaj bütün kulüpler için, Avrupa'daki her kulüp için. Çünkü çok şişkin kadrolar var orada takımlarda. Ya para çok, huzur da var yani. Para varsa huzur da var biliyorsun. Yani adamlar dolduruyorlar kadrolarını. Yani gereksiz gereksiz bir sürü adam var yani. Çok ciddi potansiyeli oyuncular var orada yani. Yani bu oyuncular bir oradan bir super takviyesi yapılabilir. Ya da yani e, Evren oradan de benzer olacaktır. bir şey söyledi zaten. Ya yani olacaktır. Ve olacaktır. Premier Lig'den oyuncu de... alıp da tutmama olasılığı en azlıktır Premier Lig'de. Çünkü Türkiye'den Premier Lig'den gelen, oyuncular gelen oyuncuların oluyor. Birçoğu yani 10 oyuncu gelmişse 8'i iş yapmıştır. Evet ama Fenerbahçe'nin bir stoperi daha ihtiyacı olduğunu belirtiyorsunuz. Kesinlikle. Misin? Yani Kolarov çünkü orada tam olarak ben ihtiyacı karşılayabilir Şikir... şey Sosyal... kalmazsa... Fenerbahçe'nin sert bir stoperi ihtiyacı <laughs> Aynen, evet. var. Bana sorarsınız. Yani bu stoper rotasyonuyla bütün sezonu geçiremez. Ya yani muadili bir stoper bulması lazım. Eğer Şikerler kalmayacaksa... Yakın oynayacak mı? çünkü sadık boy olarak biraz sert. zamanlaması iyi ama fiziği daha kısa. Yok. Serdar da sıkıntı yaşıyor Biz bazen zaten ve sakatlık sıkıntısı var. Evet. Stoperle de bütün sözünü geçiremezsin. Tabii. Yani. Oraya Büyük bir değil. tane uzun boylu Şikertele benzer bir oyuncu lazım. Kaliteli stoper lazım. Kesinlikle yani ve, ve o da sonlara doğru olur muhtemelen. Çünkü önce e, yaratıcı oyuncu ve e, tecrübeli oyuncu ihtiyacını giderdi. Ya süper bir şekilde başlarda idare edersin. Tabii tabii. İlk ligin ilk haftalarını idare Uzun vadeli olarak Mustafa rotasyonu yeterli değil. Aynen. Yeterli değil. O zaman diğer isimleri soruyorum. Şikirtel'den sonra Mert ismi konuşuluyordu Gençler Birliği'nden. O da adaylardan biri. Yani ama işte bak o şeyi tam karşılamıyor yani. Hani ya onun yerini onun direkt doldurabilecek değil. bir oyuncu değil yani. Alabilirsin rotasyonu Mert'e. Yasir Subaşı ile ilgili bugün bir özel haberim vardı. Yasir Subaşı aslında ben daha önce yapmıştım o özel haberi. Yani Fenerbahçe şundan dolayı geri alıyor Yasir'i. Zaten bir gelişme gösterdi Yasir. Kayseri Spor, Spor bir teklif yapıyor Yasir'le ilgili almak için. Fenerbahçe bunu öğrenince Yasir'i, e, ya kardeşim bizim oyuncumuz gidecek şimdi oradan milli olacak. Bizim kendi oyuncumuz böyle bir hakkımız var. Biz alalım biz kiralayalım mantığıyla. Geri alma opsiyonunu kullanmaya karar verdi. <laughs> Ve Yasir de Kayserispor'a Spor'a kiralayacak. Çünkü Kayseri Spor'un skatları Yasir Subaş'ın çok beğenmiş. Almak istiyorlardı. Fenerbahçe de bence akıllıca bir hareket yaptı işte. Yani komedi ya, bazen satalım. eleştiriyoruz ama bu da takdir ettiğim şeylerinden biri. Ee, ya bu arada Vedat transferinde de konuşulan isimler var. Onlar Evet. Deniz yani, Tarık konuşuluyor. E, Oğuzkan konuşuluyor. Barış konuşuluyor. Kiralık Oğuzkan e, ve Barış Alıcı'nın kiralık olarak gideceğini düşünüyorum ben. Ya yani ee, gitsinler de oynayabilirler orada. Özellikle Oğuz Kağan'ı ben çok çok beğeniyorum. Ama Fenerbahçe'de o rotasyon o hmm. kadar kalabalık ki orada orta sahada. Oğuz Kaan galiba ciddi bir sakatlık geçirmiş değil mi? Öyle hatırlıyorum. Ee, geçen sene çok ciddi bir sakatlık geçirmişti. Ama çok iyi şekilde toparladı. Şey, kendini. için bon servis Oğuz Kaan kiralık. Hani az önce Altay için söylediğim hmm. şeyler o güçlü karakter işte hmm. kaptanlık şeyi. Aynı şey Oğuz Kağan için de söyleyebilirim. O da çok güçlü bir karakter. Çok yani kesinlikli bir oyuncu. Ama Çünkü... ben e, Oğuz Kağan'ın bir yerde oynayıp o kendi kendini de keşfetmesi lazım. İşte altyapıdaki Oğuz ben çok iyi biliyorum. İnanılmaz arı pastarı olan çok yetenekli bir oyuncu. Hani burada A takıma çıktıktan sonra o sorumluluk duygusuyla belli görev olan da oynadı ve bence özelliklerini tam gösteremedi. Aslında çok daha yetenekli hı hı. bir oyuncu. Bir yerde böyle özgürlüğünü bulabilirse A milli takımı çok önemli bir oyuncu kazanır size söyleyeyim. Peki Yasir Subaşı servisiyle mi gidiyor? Şu anki planı mı? Hayır mu? kiralık olarak. Ha, kiralık. Kiralık olarak gidecek. Yani Fenerbahçe onu kiralık olarak verecek. E, o da Fenerbahçe'nin önümüzdeki dönemlerde ciddi faydalanabileceği oyunculardan biri olabilir. Çünkü Yasir de sürekli kendi geliştiren bir Öyle, oyuncu. Öyle ben de çok beğendim. Yani altyapıdan beri ben takip ediyorum. Çok da sevdiğim bir çocuktur. Sürekli çalışan... Şeyman Subaşı ile hmm. bir akrabalığı var mı? <laughs> 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 Subaşı şey sayıdığını görünce. Yani yok tabii ki. Peki sağ bekte de... <laughs> yok şimdi sağ içine dönüyor. <laughs> sağ Çok bek güzel te... ciddileşti ama. Ee, e, şimdi de işte var. Arkası. Murat Dilar Sağlam. Zaten. Direr var, Murat direr, Sağlam. Murat sağlam. zaman zaman o zaman bekle göreceğiz bu sene. Ben Dilar'ı zaten bu yıl sabitte ilk hı hı. 11 oyuncusu kullanırsa şaşırmam. Mozus'u önünde kullanacak hoca muhtemelen. Arkaya zaman zaman ya da İsta yapacak. Mozus Dira... formsuzken Dilar'ı atar, İsta'yı oynatır. atar. Murat Sağlam var belki kendini gösterir. bir Gökhan Gönül gibi patlayabilir, gidebilir. Dilar Joker yani, olacak değil mi? Dilar bir Joker gibi. Orta sahada bile oynatır. Sağ işte de oynattı zaman zaman. zaman evet. Zaman. Sağ işte de oynuyor. Orta sahada da oynuyor. Ki orta e sahaya gelince sanırım program orada bitecek Fenerbahçe'de yani orta saha çünkü. Gerçekten 26 çok tane orta saha şeyleri. var. Çok ciddi orada bebekli. plansızlık var orada yani çok fazla oyuncu geleceğiz, geleceğiz, oraya yani de geleceğiz. De olacak orada. Galatasaray'ın uzun orta saha işine girelim. Herkesin Vanega transferi ne olacak onu bekleyelim. Vanega transferi şöyle. Galatasaray oyuncuyla daha önce söyledik zaten büyük ölçüde anlaşma sağladı oyuncu tarafıyla. Fakat Sevilla kulübü ...ciddi bir e, direnç gösteriyor şu anda. Ve burada Monchi'nin açıklamaları... ...artı Sevilla'nın e, tok satıcıyı oynaması ki... ...Banega çok değerli bir oyuncu. Baktığımız zaman sayılarına son 3 yılda... ...40'tan aşağı oynamadığını görüyoruz. Oyun istikrarı anlamında, performans anlamında... Yani ...ben daha önceki programlarda da söyledim... ...Banega'yı çok yakından ve e, çok e, titizlikle... ...severek izleyenlerden biriyim futbol sever olarak. Çok beğendiğim bir oyuncu. Şöyle yapıyordu, 40 maç oynuyor ama... Bazı maçlarda Rolanti'yi alıyordu. Sevilla'da burada biraz da Sevilla'da müthiş bir değişim var. Çok iyi bir stoper aldılar Fransa'dan. Diğer oyuncular için 15 ile 40 arası barajında, bandında müthiş bir iskeleti değiştiriyor Sevilla. Monchi oraya da dokunuşlarını yapıyor daha önce Roma'ya yaptığı gibi. Burada Sevilla genç oyuncularla yoluna devam ediyor genelde. Banega orada kocaman bir soru işareti. Oyuncu ayrılmak istiyor sözleşmeyi uzatmaya yanaşmıyor. 2-3 defa oturdular masaya. İstanbul ayağında ise menajeri oturdu Galatasaraylı yöneticilerle. Eşi, ailesi İstanbul'da oynamak istiyor. Şu anda kırılması gereken tek nokta Sevilla'nın inadı. Ve Fernando seçeneğe girdi oraya. Fernando'yu da istiyor Sevilla ama orada da Galatasaray doksatıcı oynuyor bu kez. Her ne kadar Fernando'dan yıllık ücretten feragat edecek oyuncular listesinde biri almasına rağmen ben kolay kolay bırakmam diyor Fernando'yu. Çünkü orada bir Banega isteği de var. Yani şu anda şunu söylemiş 2-3 hafta önce herkes Banega transfer bitti dediğinde. Transfer bir süreçtir. Resmi imza olmadan bitmez dediğimizde dalga geçenler olmuştu. Güzel. Yani... Tam slogan oldu değil mi? Evet, evet. Ya resmi imza olmadan biter transfer mi Ahmet? Süreçtir. Yani Ben evet. kaç tane transfer hatırlıyorum. 10 tane 20 tane masadan kalkılır gidilir. Tabii canım. Hiç sıkışılıp biten yani ee, olumsuz biten transferler Karnabatçı var. Fenerbahçe Belanda'yı mesela kapı bildirmişti olmadı. Evet. Galatasaray e, Alper Patuk'un kapı bildirdi. olmadı de Bunlar... olmadı. Forlan var, Forlan e, merhum var. Reyes var yani çok o kadar var böyle. çok e, isim var ki böyle. O yüzden temkinli davranmak e, biz çünkü topluma bir şekilde var. bilgi veriyoruz ya onu verirken programımızın formatı gereği de yani yalan bilgi, yanlış bilgi, hayal, e, kehanet senin attığın tweette olduğu gibi yani biz burada fal bakmıyoruz. Şey yapıyor yani gazetecilerde gelin çıktı. Haberim tutacak göreceksiniz gibi bir şey. Evet yani öyle sanki şey var, gazeteci yapıyor transferi. Ya. Çok Aynen, komik öyle. bunlar ya. O yüzden Banega'yla e ilgili ben o yüzden onu söyledim. Ya yani bu transfer biraz uzayacak belliydi. Yani şu anda bitmiş değil. Olumsuz anlamda da, olumlu anlamda da şu anda Banega Galatasaray'la gönül olarak bağını kurdu. Fakat Sevilla kulübü kolay kolay bırakmıyor. Gönül aldı ama kadroyu almadı. Aynen <laughs> Fatih Hoca'nın dediği gibi. Yani Galatasaray çok istiyor Banega'yı. Şunun da etkisi var. Sosyal medyadaki bu Banega ilgisi, Sevilla da tabii bunu görüyor. Ee, bazen çok çok istekli olmak da olumsuz. Medya düşmesi olur. de bazen negatif tabii. oluyor. yani Ama bu... şu da var, şunu da söyledik Ahmet hatırlarsın birkaç hafta önce. Galatasaray kulübü bunu çok iyi yönetiyor. Medyaya bazı isimler. Biliriz. Bir anda bakarsınız başka bir yerden uçak inmiş. Olabilir. Ve tak imzaya gelmiş. Bu zaten bu e, çok olabilecek. güzel bir stratejidir. E, bu sezonda sıkça göreceğiz bunu. Yani, ya bir oyuncak verirsin. Yani oynarken oyuncak millet, e, sen başka bir iş yaparsın yani. Aynen öyle. Mi? Oyalanacak çünkü, bir şey yani oyuncak çünkü derken. Çünkü bu, bu, yapmak zorundasın bunu ve tabii ki satılacak oyuncular onlara da geleceğiz ama bana Banel konusunu bu şekilde özetleyebilirim. Hala bitmiş değil. Seviye kulübün inadı sürüyor diyebiliriz. Şu an NDI ile ilgili bir geri dönüş görünüyor mu? Yok. NDI'yi artık geçen sene hoca NDI'yi zaten silmişti. Onu da sezon içinde söylemiştik. Hatta Beşiktaş maçıydı. Kadroya almadı 21 kişilik. ile gidip bir geri dönüş olacağını zannetmiyorum. Orada bir Mensah ilgisi var. Ama orta sahada... Selçuk'u da soracağım. Selçuk'la ilgili sözleşme uzatılacak. Geçen haftalarda söylediğimiz gibi Selçuk Florida kalacak. Bir sene daha forma giyecek muhtemelen. Daha sonra formayı çıkartıp eşofmanlarını giyip ya altyapıda ya hocanın geniş ekibinde yer alacak. Yani Selçuk Florida kalacağı artık belli. Ama şimdi antrenmanlar da başladı. Bir Volkan Demirel'in hmm. Aynı durumu Selçuk için de geçerli sanki. Evet. Ben geçen hafta biliyorsunuz Doğru. bilgi vermiştim. Salı günü Fatih <laughs> Selim'le bir yere gelecekler. Kaptanlık yapan yani, birisi sonuçta. Yani hala bir imza anlatılmaması enteresan orada. Orada sıkıntı olmaz. Yani Selçuk çok çok düşük rakamı da kabul edecektir. Çünkü o da farkında. Ee, Selçuk çok 2-3 senedir çok düşük. Ee, ama hani ya, yerli oyuncu, ama geç, tecrübeli oyuncu diye kalacak. Ya kesin. Yani sorun olmasa bile geçen hafta Ahmet de dedi ki henüz daha menajerle temas kurulmamış dedi. Yani bu... Volkan'da da aynı, Selçuk'ta da aynı. Bunlar takımların kaptanlığını yapmış, şampiyonluklarında arada, çok önemli pay sahibi olmuş, sembol oyuncular. Ya yani bunları neden bu kadar bekletiyorsunuz? Geçen ki? gün ben e, bir yerde bir röportaja gitmiştim. Merhaba Üniversitesi'nin biliyorsunuz bir gruba verildi, onun sahibiyle. Orada yan masamızda şey oturuyordu, İstif ve Erdin Şehit oturuyordu Hı -hı. yan masada. Hazırladım, haber ayağıma gelmişken gideyim dedim. <laughs> ha, güzel. Ya sordum Yusuf sordum ya bir iki gün içinde açıklanır dedi. Daha açıklamadı evet. tabii 3-4 gün oldu. Evet orada bir evet. Emre Mor konusu gündeme geldi basında ama Emre Mor'la alakalı teknik heyetin raporunun çok olumlu olduğunu söyleyemeyiz. Evet. Ee, Kanatları Mor... da ayrıca soracağım evet. sana ama Şimdi Emre Mor'u Mor u u sözlemişken... demişken. Konusu Aynen. söylemişken ya yani orada Volkan'ı da sordum tabii. ya yani <laughs> da dedi herhalde bir yarın öbür gün görüşeceğiz dedi ama yani pek Fenerbahçe Erdin Şehit'le görüşmüyor dedi. Yani enteresan. Ee, ...bu geçen sene bu Ayav ile ilgili bir sıkıntı olmuştu hatırlar mısınız? Hayır neydi o? Yani Fenerbahçe e, teklif edilmişti Erdin Şehit tarafından... mı ...Fenerbahçe direkt menajerinden almıştı. Orada bir sanki böyle bir sıkıntı var gibi hissediyorum. E, enteresan geliyor. Biraz derin bir konu anladığım kadarıyla. Hmm. Yani bu konudan bağımsız söyleyeceğim ama Fenerbahçe başarılı olmak istiyorsa... ...geçen seneki menajerlik ilişkilerini tamamen değiştirmeli. Fenerbahçe... Bu sene e, değişmiş gibi görünüyor... Şimdi, ve çok da faydalı. Yönetimin de çok lehine olacak. Orada Geçen bir haksızlık sene çok yapılıyor. sıkıntı oldu. Geçen seneki menajerlik ilişkileri derken hep bu tur altız parmak ve ömür uzundan bahsediyor. Şimdi, yok yok isim olarak söylüyorum. hep hay 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 aynı menajerlik Ay, e, grupları ile çalıştığında o biraz handikap yarattı. Geçen bence. sene toplam 18 tane oyuncu aldı devre arasıyla beraber. Ya, o menajerlerden aldığı 3 tane oyuncu var sadece. Harun, Berke, Barış. Harun'la <laughs> şey pardon Barış'la Berke zaten Başkan Ali Koç'un bizzat transitedi. Trans trans Harun'u sadece aldılar Hı -hı. oradan. Harun da e, zaten hani milli takım kalecilerinden bir tanesiydi. Yani piyasada alınabilecek bir kaleci. Normal yani. Hani sanki bütün oyuncuları onlar getirmiş gibi algı da öyle bir şey yok yani. Yok yok o isimler için ben demiyorum. Yani şöyle, bazen şöyle olur. Yönetimler yeni geldiği zaman e, yakın oldukları menajerler hemen oyuncu oynarırlar. İyi niyetle de bunlar kabul edilir. O isimler için demiyorum. Genel olarak belli bir açıyla ee, devam ediyor. O, o açı dardı. Öyle şimdi onu şey, genişlettiler. Ben aynı şimdi mi? daha geçen çok isimle çalışıyorlar. Ee, daha farklı isimler var ama bu sene transferdi ve daha doğru isimler bence. Hani isimlere baktığımızda şimdi Kolarov, ya geçen seneki isimleri düşünelim. Ee, bu seneki isimleri daha sanki sağlam, daha elle tutulur, Kesinli daha planlı bu gidiyor. Onu Transfer, demek politik, transfer politikası bu seneki çok daha iyi. Yani onu tartışmayacağım hiç. Onu diyorum Kesinli yani öyle. umarım bu çizgi devam eder. Mensah'a ilgi var dedim Evren. Hı -hı. Ama çok sıcak da değil anladığım kadarıyla. Ya orada fiyatlar şimdi Deniz Türüç de var. Bu arada Deniz ile ilgili Fenerbahçe'nin de devreye girdiği ben yönünde... Ben onu oraya o iki söyleyeceğim? Kanatları ay soracağım. İki tarafında ee, kanatları çok Deniz Türüç artı Mensah bir paketti Galatasaray için. Fakat ücretler çok yüksek olduğu için orada e, Mensah'ı almak istiyorsan Deniz'le beraber onlar 12'lere çıkman lazım. O kadar da e, çıkılacak bir durum yok. E, orada rakamlar aslında makas açık olduğu için orada biraz e, soğuma oldu diyebilir. Ya bu arada Beşiktaş'ın da savunmasını atladık. Daha yeni bir isim olmadığı için Umut Meraş transferi başa döndü. İki bek oyuncusu arıyorlar. Sağ ve sol bek Çünkü sağ bek'te hoca Dorukan'a diyor ki ben seni sağ bek düşünüyorum. Hı, -hı. Dorukhan istemiyor. Orta saha oynamak istiyor. E, tabii orada Böyle bir oldu. ayrılık var. Ama hoca da diyor ki şimdi yani orada Adriano'yu kullanabiliyordu sağ bek rotasyonunda. Adriano yok. Ve o, yani transfer yapmak için de kanatlara bakıyor. Kanatlarım yok benim. da gidecek büyük ihtimalle. Hı hı. E sabeke adam almak istesem oraya da ayrıca bir para hı hı. yatırmak lazım. Yani Doruk'u orada... kullanayım bari yani diye doğru. düşünüyor. Yani iki tarafa da hak verdiğim bir durum var burada. Dorukhan da artık orta sahada bir rotasyon. Ya Ama orada tek defansif orta saha kullanılacak büyük ihtimalle. Atiba ile Medel'den birini. Hı hı. Şenol Hoca ikili oynatıyordu. Bu tekli Abdullah önde iki yetenekli oyuncu 8 numara yapmak istiyor. Aynen. E, Dorukhan orada rotasyonda yer çıkmayacak çok fazla. Yani orada Necip de tabii e, az ihtimal ama Necip de sonuçta kadroda. Tabi sonuçta o kadroda. O da Sabek için adaylardan biri. E, ama işte yani Necip, ama çok umut veren bir aday Necip değil. Necip Sabek'te de yazmıyor hoca Sabek rotasyonu. İşte yani zorda kalırsa Necip Me, oynayabileceksin. Tabii en son ihtimal evet, kalırsa. Medel zaten olmayacak. Medel yazmıyor. Evet. Ee, öyle bir durum var. <laughs> sol sol stoper alacak. Kesin iyi bir sol stoper alacak. Ömer Toprak'ı çok istiyordu hoca. Hı hı. Hala bir üstünde durduğu bir oyuncu. Kiralayabilirlerse Dortmund'dan diye. Hummel saldılar ya biraz süresi azalacak diye. Bakalım orada ne yapacaklar. Orta sahada Oğuzhan'la şimdi bir, bu aralar görüşme halinde olacak hoca. Ee, ve Oğuzhan'ı yeni bir transfer gibi kullanacak orada. Yani aslında Kagawa, Leic ikisini birlikte oynatmak istiyor hoca. Hı hı. Biraz daha hücumda dar yapıp onların da savunmadaki biraz daha az hareketliliğini kontrol etmek isteyecek. Ama Kagawa "Ben bir La Liga'ya bakayım geleyim." demiş. Onu biraz bekliyorlar. Olmazsa Oğuzhan belki bir transfer olabilir oraya. Ee, Beşiktaş'ın defans orta saha bu şekilde kanatlara Kagawa gelirse anlatırsın. bence çok yani kalırsa daha doğrusu çok faydalı olur. Hani herkes diyor ya de oynar mı oynamaz mı? Oynatacak yani bir yetenekli orada. oyuncu bir şekilde oynar. Yani iyi evet. futbolcu iyi futbolcu ile oynar diyelim. Selim Soydan'a buradan selam öyle. Ama Şenol Hoca'nın sistemi biraz daha geniş alandı. Aynen. O yüzden orada biraz daha zorlanıyor. Hoca biraz daha darda da da oynayacak. Darda oynayacak. Kagawa da yani müthiş bir çok sisteme şey çok uygun isim onun değil için. Tam, yani tam onun sistemi. Hiç macera aramaya gerek yok bence orada. E orta sahaya dönelim o zaman. Orta sahada e hadi Galatasaray'dan devam edelim. Böyle gelmiş olalım. Şöyle gittik şöyle gelelim. Yusuf Erdoğan'ı Ahmet Ercanlar farkıyla hmm. öğrendik şimdi. Ahmet Ercanlar <laughs> gollerine devam mı ediyor acaba? <laughs> Yusuf Erdoğan'da sıkıntı yok açıklanacak. Yani yakın zamanda. Orada bir Emre Mor e, ismi gündeme geldi ama Ama tek çok tek sol ekim, kanat olmadı şey, mı Evren? Yani ben şimdi bakıyorum Onyekuru gitti hmm. ama. Onyekuru da alacak diyor şimdi Galatasaray. Yani Hı. ilgileniyor diyor Evren. Bunu ısrarla söylüyor her zaman aslında. İstiyor orada. Şimdi bir de Hatta yurt dışında da hala yani İngilizler 14 tane gol atmış kardeşim. Yani şimdi Yusuf Erdoğan hani senede 3 tane gol atsa öp başına koyarsın yani. Anlatabildim mi? Yani aynı kulvarda değil yani. Hani Yusuf Erdoğan daha çok sıfıra inip orta yapan bir adam. Şimdi orada kullandığı adam Fatih Terim daha çok içeriye kat edip gol atan adam bulunuyor Hı -hı. değil mi? Şimdi Jimmy Durmaz geldi. Hani hadi sağda oynattım falan. Ya, çok böyle şey var orada bir yani orada Sol Yusuf e Erdoğan... Sol beki yazsan oraya da yazamazsın. Dört tane adam var. Yazamazsın. Tam onu diyecektim. Yusuf Erdoğan... E, hani Kolorov'da söylüyoruz ya stoper mi, sol bek mi, sol açık mı? Yusuf Erdoğan'ın bir özelliği de tabii geriden gelebilmesi ki ben e, sürpriz olarak nitelendirdiğim bir transfer. Daha kaliteli oyuncular olması gerekiyor bence ama fırsat transferidir. Zaman zaman sol bekle de kullanabilir hoca. Ama orada da çok geniş i̇şte, rotasyonu var. İşte Nagatomo'nun ters ayak olması, Emre Taşdemir'in sol ayakta olması ama sakatlığından dolayı Emre daha o %100 hazır değil ki ona rağmen mini takıma seçiliyor. Kumaşı iyi. Yusuf Erdoğan orada tamamen bir alternatif oyuncu konumunda ve yedek kulübesinde Galatasaray geçen sene hatırlayalım. Hoca oyuna bakıyordu. Mesela deplasmandasın. Maç 0-0 tıkanmış. Bir şey yapman lazım. Dönüyorsun Tekrar sahaya i̇şte dönüyor. Birkaç sene önce mesela Aydın evet, şimdi dönünce giriyordu sen sen, sen diyecek içeriye atacak oyuncuları. Onu istiyor. Yani Süperdoğan evet. Süper Doğan, o yüzden alınmış bir transfer. Asrin bence kulübesi hakikaten çok zayıf. zayıf. Çok, çok çok. İlk 11'i çok iyiydi. Bir de antrenmanlarda da bu handikaptır. Tabii ki. Oyuncu biliyor ki çarşamba günü pazar Az oynayacak. Kendi oynayacak. öbürü biliyor ki yedek. Tabii 3 haftayı, haftayı biliyor. Onu çok zorlamıyor. Ya. Tabii o, yakın temas olmuyor. Yani o şimdi ama biraz daha kıran kıran antrenman olacak. Doğru. O rekabeti arttırmak için. Yoksa şeye katılıyorum. Çok sol açık olduğunu. Evet ama e, Yusuf'un zaman zaman sahada da oynadığı var Bursa'da. ...Cimi'nin e, Jimmy'nin sahada oynaması var. Babel'in çok yönlü olması. E, onlar da bir seçenek olarak. Trabzonspor'da ilk golünü attığında Avrupa maçında son dakikalarda atmıştı Liman Söyle Avni Anker'de. Ondan sonra ilk röportajını ben yapmıştım. Öyle mi? Demiştim ki Yusuf ilk röportajın. Hı -hı. E, ve buradan 10 yıl sonraki Yusuf'a ne mesaj veriyorsun Hadi gibi bak. bir soru sormuştum. Demişti ki e, şımarmayacağım diğerleri gibi genç oyuncular gibi diğer genç oyuncular gibi. Daha çok çalışacağım hı hı. ve e, Trabzonspor'un yakışır bir futbolcu olacağım demişti. Güzel konuşmuş. Evet. E, 1461'de oynarken Fatih Hoca'nın istediği bir isimdi. O bilgiyi de tekrar aktaralım. Geçen hafta söylemiştik ama e, Hoca o dönem istiyordu. O zaman olmadı. Şimdi oldu. Yani açıkçası e, bon servisi yok diye Adem Jimmy ve şey. Bu arada Yusuf Erdoğan da enteresan bir oyuncu. Geçen sene zaman zaman ölü maçlar oynadı ki inanılmaz. Çok başarılı maçlar oynadı. Ama bazen de çok çok kötü maçlar oynadı. Yani evet. kulübede vardı yok. Bir standardı yok. Hakikaten iyi bir topçu aslında. Yani bu standardını yakalayabilse yani Ameli takımında bile oynayabilecek kapasitede bir oyuncu. Ama o istikrarını türlü sağlayamıyor. İlginç yani. Bu arada bazı futbolcuların sosyal medya da çok takipçili hesaplarla buluştuğuna dair bilgiler geliyor kulağımıza. Yani Allah. Onun yerine antrenmanlarda daha çok çalışıp formayı almak daha rahat olabilir diyelim yani o yollara çok başvurmaya gerek yok. Yani ben zaten başladım. bunlar çok İlginç çabuk mi? duyuluyor. Çok çabuk duyuluyor zaten bunlar. Yani o yola başvurmak gerekmez. Pozlar çok izücü. takipçili hesaplarla mı buluşuyor? Evet, evet buluşuyorlar yani, ki yani fenomen hesaplarla buluşup hı. hani onların kendilerini algı yapması için çalışıyorlar. En azından yapar. eleştiri de yemiyor. Allah Allah. Tabii falan Yani böyle diyor. işler dönüyor maalesef. Ya bunu yöneticiler de yapıyor, teknik adamlar da, futbolcular da. O da çok takipçili hesaplar Yani nasıl bu yapıyor? fenomen ol olamayabilir. Yani fenomen denilen hesaplar hmm. da olabilir. Ya da işte taraftar sayfalarını. yöneticisi Ya da yöneticisi fenomenlerle da yakın. Isimleri. Evet, gazeteciler de yapıyor bunu. Onlarla hep birlikte ya işte kendi Enteresan. işini parlatıyorsun ya tepkileri göz ardı ettiriyorsun gibi bir durum. Gerek yok bunlara. Nerede kaldık? Yusuf Erdoğan söyledim. Onyekur'a hala ilgi var diyorsun Onye Kuru ama... Onyekur'u devam ediyor ilgi. Premierlik fırsatlarından birisi evet, olabilir. Evet aynen öyle. Premierlikten alınan oyuncuların çoğu iyi çıktı demiştik. Onyekur da Galatasaray kiralık olarak bir sene daha kadrosuna katmak istiyor. Oyuncu da sıcak. Everton'un e, cevabı bekleniyor diyebiliriz. Ama Evren benim anladığım doğrulayacak mısın bilmiyorum. Mesela Aboğlu hafta içinde dedi ki Onyekur'un alternatifi olarak Galatasaray listesinde Salvio'yu Benfica'dan ekledi dedi. Sen şimdi Emre Mor diyorsun. Hmm. Galatasaray yine de bir B planı yapıyor sanki. Kesinlikle. B, Hiç C, D gidiyor. Ya Fatih Hoca sol ayaklı, ya, Hoca ama sol ama ayaklı oyuncu. Daha zayıf Galatasaray. Ay, sol ayaklı oyuncu çok sever Fatih Hoca. Yani kariyerinde de hep sol ayaklı oyuncular Belki özel. sağ tarafta kullanacak. Bu arada Fenerbahçe'de sol ayaklı geçen sene sadece sol bekler vardı. Evet bu sene de, çok fazla. Vardı. vardı. Bu sene Muric, Muric de biliyorsun. Emre, Muric. Sol ayaklı. Emre, şey, Kolarov. Mahmut gelirse Mahmut solunu şey daha ayak. çok kullanıyor. Mahmut ya çok oldu yani. Sağda var ama solu daha Olması çok. Olması lazım. Yani. Orta sayı zaten şarttı. Ya, tabii yani sol ayak oyunu solay. bozar direkt. Yanlış Max Kruze de solak. Aynen. Bayağı bir solak oyuncu. Yani. Şeyde topuk ellesinde Max Kruze'ye futbolcular bile bayılmışlar. Öyle evet. mi? Performansına. Bizim duyduğumuz o. Futbolcular bile yani çok iyi diyorlar. Allah yer için tam henüz aynısını söylemiyorlar. O daha çok, o da çok da. genç. Oyun çok genç. Şey daha ileride bakmak lazım ama. Ahmet'le ilgili sosyal medyada gördüğüm en komik kepslerden bir tanesi şuydu aklıma geldi şimdi. Fenerbahçe topuk yaylasında antrenmanlara başlamadı henüz. Ama işte yeni transfer kimdi? Max Kruse. Max Kruse büyüledi yazıyorlar. <laughs> Ölüyorum bilmekten. Şimdi aklıma şimdi geldi. Şimdi biz muhabir olduğumuz için yani yıllarca gazetelere haber yaptık. Şimdi mesela kamp dönemi e diyorlar ki yani haber gönder. E gönderiyoruz. <laughs> kamp kardeşim <rapor> diyor <laughs> Umut haber yazacağız. Biz şimdi gazete satırıyoruz. Tamam <laughs> mı? E tamam. Kamp harika geçiyor. Kuşlar, böcekler. E böyle haber yapıyorsun mecburen. Yani Gazetin senden istediyor tamam mı? Ama güzel bir yani mizah yani. Şu şunun yıldızı. Şu, şu Mert şey aklıma işte. o geldi. Yani. Evet. Yani Salvio, Emre Mor bir yani planından bahsediyorum. Şu anda şu ihtimal. Öncelik Hı -hı. e, Onyekur'dan yana ve Yusuf Erdoğan'da birkaç gün içerisinde resmi açıklanması. Aslında hali hazırda bir, bu da bir B planı aslında diyorsun. Yani tabii ki. Tabii ya yani bir de yerlendir. şu var. E, Galatasaray'da bu sezon şimdi Fatih Terim yönetime bir rapor sunuyor. Diyor ki A, B, C, D işte 1, 2, 3, 4, 5 ama Cagne'nin satışı, Belhanda'nın satışı, Fernando, Mariano onlara bağlı. Yani bunun anlatılması lazım. Galatasaray gidip bir oyuncuya ben seni alacağım dese alamaz. Çünkü satması lazım. Yani o yüzden satılacaklar ben bunu geçen sezondan beri söylüyorum. Satılacak olan isimler alınacak isimlerden daha mühim. Yani bazen transferde şu vardır. Herkes şuna odaklanıyor ya. Yöneticiler, başkanlar, hocalar gitti aldı. Almak üzerine Odaklı satmak yalgı. sanki daha kıymetli satmak artık. Satmak şu anda Galatasaray Tabii. için çok daha kıymetli. Fenerbahçe şey için de şimdi gerekli. aynı şeyi anlatacağım ben birazdan. Çok satmak, benzer. Satmak İstersen direkt oraya geçebiliriz zaten yani. Dönemde. Tamam o oraya da... geçelim. Bir, Jason. İşte evrenin bıraktığı şöyle. Devam ediyorum. Ben de sana onları isim isim sorayım bir daha bölmeyeyim seni. Jason konuşuluyor. Elif Elmas Bugün Napoli Sky muhabiri de mesela Napoli istiyor dedi. Fenerbahçe 15 istiyor. Napoli 9 veriyor gibi bir haberi var. Zayt için Dinamo Kiev'li yöneticilerden alıntılı yaparak futbol arenanın bir haberi vardı. Zayt Dinamo Kiev istiyor diye. Fenerbahçe'de gidecekler de durum ne ortası? Evet. Şimdi Fenerbahçe e, birincisi oyuncu satacak. Yani bunların bunlardan en mutlu oldukları satabilir Zayt. değil diyorsun. Satacak. satacak. Zaten bak şimdi bon servisiyle alıyor mesela şeyi. Muriç'e. Yani satacak zaten. Yani Galatasaray'da aynı durum. Hı hı. Şimdi birincisi Jayison'un eee şimdiden teklifler olduğunu söyleyebilirim. Yani eee Jayison'a önemli bir pazar olduğunu anlatabilirim yani böyle e, bu şekilde ifade edebilirim. Pazarı olan birinci sıradaki ya atta iki oyuncudan bir tanesi. Biri de çok ilginç gene söylemiştim burada Frey. Anlatabiliyor muyum? Ya Frey'in de bir pazarı var. Çok enteresan yani. Ve bu ikisine teklifler geliyor Fenerbahçe'ye Ama Jayison'un eee tahmin ediyorum yani Fenerbahçe'nin bu sene kurtarıcısı olacağını zannediyorum yani transferde. Yani 8-10 milyon barajını satabilir Fenerbahçe. Jason'a. Evet. Ee, çok yeni zamanda, bir ciddi bir haber. Evet. Aynı zamanda Frey'i de satabilir. Onu o kadar yüksek satamaz. Ama Frey de satılacak ve talip olan oyunculardan bir tanesi. Yani aslında belki de Jason'la Frey'in sadece ikisini satarak Elif'e gerek kalmadan belki de bütün transferlerini yapabilir Fenerbahçe. Evet. Elif'e çok ben satma niyeti olduğunu düşünmüyorum Fenerbahçe'nin. Ama Elif'in babası gitmediği bir yer kalmadı yani. o söyleyeyim size. Her kulübe gitti yani Elif pazarlamak için. Çok uğraşıyor Elif'i bir yere götürmek için. Yani ee, bakalım göreceğiz ama ben başkan Ali Koç'un çok fazla tar satma taraftar olduğunu düşünmüyorum Elif'e. Frey için komolyonunda görüşme halinde olduğunu söylüyor evet. Yağız'da. Evet. Bugün belki yok Yağız var. Evet Yağız var bugün. E, bir anlamda o da bilgi veriyor bize. Yani Frey için bazı görüşmeler yapılıyor. Ve Frey'in de kısa sürede satılmasını bekliyorum. Bu da şu anlama geliyor. Fenerbahçe bir forvet daha alabilir. Hmm. So i̇şte... Onu soracağım. Kaç forvet kısmını soracağım. Zaitse evet. satılabilir mi? O da satılabilir. O da işte pazarı olan oyunculardan bir tanesi. Ee, ama işte ilk aday Jailson onu söyleyeyim. Hoca Tolga'yı çok tutuyormuş. Yani orta sahada banko adamlardan biri Tolga'yı gibi görünüyor. Olabilir. Göreceğiz. ya Orada çok kalabalık mesela Tolga Ciğerci de var. Tolga Ciğerci de... Ee, geçen sene hiç oynayamadı biliyorsunuz. Ama şimdi Galatasaray'da oynadığı kaliteli oyunları hatırlıyoruz zaman zaman. E ee, enteresan bir oyuncu. Bu sene tamamen iyileşmiş durumda ve e, Fenerbahçe'nin rotasyonunun bir parçası olacak biliyorsunuz. Sadece maç başı anlaşması var. Bir yıllık ücreti yok. O oynarsa para alacak. Yani o da ilginç bir şekilde o rotasyonun içine girebilir Tolga Ciğerci. Herkes unutuyor onu ki Ozan yüzden... Tufan da var. Ozan da var. Ozanım var. Yani. Gol kayıbı var. haftalar söylüyorum. taraftarı en çok Ozan'ın değişimine şaşıracaktır. Yani gerçekten iyi durumda şu anda. Milli takımda da alternatif iyiydi. çok orada yani. Ozan e, formayı alır bence. Ya Ozan sezonlara böyle Direkt başlıyor alır. bu arada. Bunu sürdürmesi evet. lazım artık bu sezon. Evet, alabilir. Zaten kampları hep hatırlar. Önemli olan genelde fit gelmeye başlıyor. İstanbul'a döndükten sonra böyle Hı. devam etmesi evet. topuk iyidir de İstanbul'a döndükten sonra Ozan nasıl devam edecek? Bayağı değişmiş yani ben öyle bilgi yani aldım. Ozan bir İstanbul'a e, gelsin bakalım. Futbolu, Gene futbolu eski bir dostlarını bir görsün o, o falan. Yaptığı Aynı gibi yaptığı bence yapmayacak bu sezon çünkü son şansı çünkü şeyi yapmaz. gördü. Ee, Alanyayı gördü ve Alanya'daki e, o rehabilite süreci bence ona iyi geldi. Ya zaten karışılar ayrılınca... gidiyordu. gidiyordu son anda döndü. Gidiyorum. Dönüşü iyi olur oyuncuların. Çünkü çok kıymetli oyuncu bence. Fenerbahçe, Fenerbahçe'nin ayrılınca o kıymeti alınıyorlar değeri. Yani bazen bu tarz mesela Alper'i de bir gönderse bir sene falan. ya Belki o da bambaşka bir Alper olarak geri dönebilir. Artık ama yaşı 28-29 oldu. Ya ben artık umudu kesmek üzereyim yani oradan. E, çünkü artık yani e, o şeyi bir türlü yakalayamadı yani. O patlamayı yapamadı. Bir iki sezon iyi oynadı ama sonu düşüşe geçti. Çünkü futbol dışında başka işlerle de uğraşıyor yani. Bence bir futbolcu sadece futbolda uğraşmalı. Evet. Profesyonellik budur. Ondan da yavaş yavaş ümidi kesiyoruz. Ya yani neyse son sonuçta şeye gelelim, konumuza gelelim. Jason satılma ihtimali çok yüksek. tamam. Jason'u Elif'i söyledin. Zayt'ta satılabilecek oyuncular listesine evet. yazdım. Peki gelecek oyunculardan. Duyuz Gustavo var mı? Feisa, ne oldu? Başakşehir şimdi, paketi var mı? Ya ben şöyle tahmin ediyorum. Duyuz Gustavo, Feisa, Mahmut bunlar Fenerbahçe'nin aday listesi. Bildiğimiz aday listesi onlardan bir tanesi gelecek. Yani geçen hafta da ben aynı şeyi söyledim. Bir mi? Onlardan biri gelebilir ancak. Ya çünkü zaten çok orada... O zaman bekleyecek sanki. Feyza zaten anlaşma aşamasındaydı değil mi? Ya Feyza şöyle. Bekletiliyor e, sanki. Feyza bekletiliyor şu an gibi. Yani Feyza son aşamaya gelmişti. Ben Arbaç bedava çıkartmaya çalışıyordum. Bunu ödemeden. E, o son aşamaya gelmişti. E, Gustavo biraz zor bir transfer biliyorsunuz. E, yandan da Mahmut var. E, Mahmut da önemli bir transfer. Yani hatta Mahmut alırsa Fenerbahçe belki stoper bile almayabilir. Yani iki tarafta da kullanabileceği için. Yani çift yönlü oyunculardan bir tanesi. Hani Serdar ve Kolarov'la başlayabilir. başlayabilir. Mahmut'u da orta rotasyonun içinde değerlendirebilir. Tabii topaldan Ama topaldan en da 6 numarada da çok ciddi bir eksikliği gidebilir. Bak Gidelim. şöyle bir Mahmut. defans hattını düşünsene. Sol bekte Kolarov, sağ bekte Dirar. Evet. Şimdi topla ilişkisi iyi olan iki oyuncudan Hücumda bahsediyorum. Ikili. Evet. Mahmut geriden oyun kuruyor ve yanına kesici bir stoper. Sağlam böyle Şimdi kesici bir oyuncunun stoper. Evet. 4 oyuncu, 3'ü de topla dikine çıkabilen, e, diagonal pas atabilen ikili oyunlarda koloro ve e, Dirar için söylüyorum. Önündekileri de besleyebilen iki bek. Evet. Yani Fenerbahçe'nin geçen seneki oyunuyla taktiksel anlamda bu senekinin çok farklı olacağı işareti bu. Mahmut hamlesi yapılırsa. Evet. Çünkü oraya bir Şikertel tarzı direkt kesici ama topu 5 metreye vermekte zorlanan, ki çok iyi kesici ama oyuna sokmada sıkıntı. O stoper yerine Mahmut'u çekersen oraya, Tabii. önün zaten iyi. Farklı bir terz e, olur. Emren var, Ozan'ın var, yani önün zaten iyi olacak. Evet. E, o zaman bambaşka bir Bu arada, dörtlü olacak. Bence. Şimdi Fenerbahçe orta sahasındaki rotasyonu sayıyoruz ama bir de Max Cruz var yani orada. Onu da unutmamak lazım. Yani şimdi 3 e, tane orta sahayla oynayabiliyorsun. Şimdi Marcus Cruz'u da muhtemelen ikinci forvet gibi oynatacak. Yani forvet arkası gibi oynatacak. Çok onun serbest tanıyacaktır. Bir tanesinin Marcus Cruz olacağını da hesaplasınlar. O, yani 3 2 2 mi 9 tane oyuncusu var falan. 4 2 3 1 yani forvetin arkasındaki isim olarak şu anda ilk 11'e yazıyor Hoca Cruz'u ama i̇şte, center for olarak da kullanabilir. Yap kullanabilir. Bir Rodriguez'den az bahsettik. Şimdi, Ondan da bahsetmek evet, lazım. Evet oraya da Şimdi Rodriguez'i de anlatacağız. O çok fark yaratacak. Facebook'ta o zaman şeyi söyledin. Yani İrfancan Bununla bahsetmedim. İrfan Can'ı ben yine anlattığım şeyden yeni bir gelişme yok. İrfan ha, Can'ı Fenerbahçe istiyor. istiyor. İrfan Can da Fenerbahçe istiyor. Ama, Ama Başakşehir e, şu anda çok satmayı planlamıyor. Çünkü Şampiyonlar Ligi önelemesi oynayacaklar. Biraz Şampiyonlar Ligi önelemesi Mahmut'la İrfan için belirleyici olacak. Çok belirleyici Başakşehir. olacak. Ondan sonra ikisi de gelebilir Fenerbahçe'ye. Bu da tabii satılacak oyuncular da bunda. Geri Rodriguez. Ya yani onu da artık bitti gözüyle bakabiliriz. Yani Öyle parte, mi? Dört. Bence Ersun Hoca onun artık tahtaya yazıyordur. Yazıyor. Geri Rodríguez. tabii yazıyordur. Rodriguez, Max Cruze. Evet. Enteresan yani. İleride Vedat. Yetenekli bir kadro oldu Fenerbahçe'nin kadrosu. Yani... Daha iyisi alınmazsa Feysa ile Tolgay. Olabilir. Ya da Gustavo ile Tolgay. Ya da Mahmut da Tolgay. Ya da işte sadece Tolga'yı da düşünme orada. Yani az önce bahsettim ya Tolga Ciğerci. Ya bu sene bir sürpriz yapabilir yani. Enteresan bir oyuncu da yani. Onun dışında çok fazla dediğim gibi Ozan Tufan'ı var. Evren doğru söylüyor yani. Ozan Tufan çok fit bir Orada adı. Orada Rodriguez'in yani. artısı şu Ahmet. Ben oyuncu yani çıplak gözle defalarca belki de 40-50 maç belki daha fazla izlediğim için. Rodriguez'de şu var. Gomis'te ikili oyunlarda çok iyilerdi. Topu alıp sıfıra inen tipte evet. kanat oyuncusu. Evet. Moses da öyle. Driplinkli Tabii. sıfıra inen sıfıra indikten sonra kesen. Evet, evet. Onye Kuru Çapraz inen, kaleyi hedefleyen. Rodriguez zaman kale hedefliyor ya, Mısır ama. Ya, Maktızıoğlu... o niye kurulacak çok olmuyor. Olmayacağını da zaten söylemiştik Ocak evet. ayında hatırlarsın. Uyum olmadı yani. Oradaki aşı tutması için Rodriguez arkası Kolarov, sağda Moses arkası Dirar çok güzel olur. Moses ve e, Rodriguez'le oynamak demek Kadıköy'de özellikle Taraftarı hop oturup hop çok kaldıracak bir... Çok coşkulu maçlar anlamına Çünkü gelir. Çünkü kanat, Ersun Yanal'ın sisteminde kanat. Tabii. Ve bu Ve oyuncular önemli. sıfıra bir inip... De aynen, demin o yüzden geldim. saydım onu. Bu oyuncular kanada inerler. İnemedikleri zaman kendileri de bitirebilirler. İkisi de çok kıymetli kanat oyuncuları. O yüzden Rodriguez belki de Trezegi istiyordu. Fener yani Trezeguet daha öndeydi Rodriguez'e göre. Belki de Trezeguet'i almaması daha iyi oldu. Rodriguez'i evet. alması. Çünkü Trezeguet evet. rolü bazen kendi alıcı. Max Cruze'yi sarsabilir de onun rolünü. Ama e, Rodriguez sarsmaz. En, Rodriguez tam bir kanat oyuncusu. Benim en Trezeguet tam öyle değil. Soru işaretimin olduğu oyuncu o ama Fenerbahçe'nin. Rodriguez'e Fenerbahçe Ya şey bir deli sezonu bir şey. çok iyi sanki Evet yani. evet. Bir var bir yok. Oyunda kendini bazen unutturuyor. Eksileri de var. Ama oyuncu tipi olarak söylüyorum. İlk hedefi bazen içeri kat edemediği zaman sıfıra inmektir. O da Fenerbahçe'nin sisteminde çok faydalı. Vedat'ı söylemek oldu. istediği şu yani. Veda, bu, bu adam, arada Vedat'lı iyi olurlar bence. <laughs> tabii tabii uzun boylu santrafor acayip boşuna giden bir tip. Ya Ersin Yanım o de zaten kanat en sıfır önemli eğilmektir. şey. Kanat bekleri sıfır. de çok önemli. Hücumda iki kanatlar da çok önemli. Ama zaten, yani hazır bir durumda mı gelir Rodriguez? Yani o kariyerinin totaline baktığımızda Fenerbahçe ama seviyesindeki şimdi, bir oyuncu mu? Benim şu an soru işaretlerim var. 7 Temmuz itibariyle da, bunu söyleyebilirim. Muhtemelen takımla beraber olacak hazırlık kampı. ben kötü niyetli olsam şunu derdim. En son Galatasaray'ın şampiyonluğunda gördüm Rodriguez <laughs> derdi. Demiyorum ama öyle bir şey. <laughs> son iki altı yok işte Hiç ondan sonra. Ya. Ya şaka <laughs> yapıyorum. Allah'tan demiyorsun. Hayır ama oy <gülüyor> oynarken <gülüyor> görmedik. Sevinirken. <gülüyor> Allah'tan, <gülüyor> Allah'tan demiyorum. <laughs> <laughs> yok şaka yapıyorum. Şey. <laughs> hakikaten hani internete düşsün diye demedim. Ne olur. Yanlış anlama ya. Yani. Kesiyorlar. Deniz yok, yok, soruyorlar. Hatta bizler de Deniz evet. <laughs> türünç demiş mesela. Türünç mü demiş? <laughs> Turunç gibi yani. Turunç de. <laughs> <laughs> Bir de turunçgiller var. <laughs> Karışacak. <oyuncu>. <laughs> Şimdi Deniz biz... turunçu bu arada. Yani ikinize de soruyorum. 10 milyonlardan bahsediyorduk. Yok, Nasıl geldik ya, buraya? 10 milyon euro serbest kalma maddesi. Hep karıştırıyorlar. Ya Ali. Ya istediler değil. Serbest kalma maddesi, maddesi. 10 milyon euro. Tamam. Bir gelişmesinde <laughs> var. Şimdi Deniz Sürüş, Fenerbahçe'nin ilgilendiği bir oyuncu. Deniz Sürüş'le ilgilen gelişmeler nerede başladı? Kayseri Spor az önce anlattım ya Yasir Subaşı'nı istiyor bununla ilgili bu futbolcu ile ilgili yapılan görüşmelerde Deniz Sürüş konusu da gündeme geldi. Bu konuda kararı Ersun Yanal verecek. Yani Fenerbahçe sözlü olarak görüştü. Hı, hı Ersun Yanal eğer bu oyuncu alalım derse alınacak gibi görünüyor Deniz Sürüş'te. Bunu da bir yeni gelişme olarak söyleyeyim. Ama işte yaz su başında dedim yani Komali güzel bir şey yaptı orada. Bir de bu Deniz Sürüş konusunda da bir Etkisi oluyor Yasir Subaşı'nın yani. Orada ee, onu kiraya verirken... Bitti iş yapmak tabii. Yani şimdi onu kiraya verirken başlayan görüşmeler. Ya şimdi bu sene Fenerbahçe'de ya hep biz Komali'den bahsediyoruz ama <laughs> yani Semiyosoy bu sene çok önemli bir rol oynuyor transferde. Yani soyun katkısı Özellikle Vedat Muruş transferinde ve diğer transferlerde çok büyük katkısı var. Bunu unutmamak lazım. Yani e, e, transferlerin hepsini Komali yapmıyor tabii ki yani. Özellikle yurt içinde yapılan transferleri Semiyosoy götürüyor. Yani bunu da atlamadan söylememiz gerekiyor. Şimdi Fenerbahçe'de e, işte Yasir Subaşı'nı istemek için tabii kulüpler aradığı zaman ya da Kayserispor böyle bir arada diyalog oluşuyor ve başlıyor bu görüşmeler. Onu da söyleyeyim yani. Yani Deniz Turic olursa çok iyi olur. Ama kararı Ersun Anadolu'dan olacak. alınabilecek en iyi oyuncu şu anda yerli. Tabii şu anda, tabii yani. Yani şu anda yani kanatta, en yetenekli 5 oyuncudan birini dışarıda olur. tutuyorum. E, Deniz Turic farklı tarzda bir oyuncu sağ kanatta oynayıp Mozuz'u yedekleyebilir ya da Mozuz'u kesilebilir. Sağ kanatta oynayıp solayla oynayan bir oyuncu, enteresan <laughs> sağ yani. Sağ kanatta bir oyun kuruculuk yapıyor. Oyun evet. kuruculuk yapıyor sağ kanatta. İşte biraz önce bir dediğim Rodriguez'de Mozus tipi kanat oyuncuları var Deniz öyle değil. değil. Deniz oyun Farklı. kuran kanat oyuncusu. Farklı bir oyuncu. Evet, onunla oynamak daha başka olur. Bence Kesinlikle. biraz Max Kuruze'ye daha ziyade e, yedekli bir Mozus'u çok keseceğinizi zannetmiyorum. Galatasaray'da yani. da var ama gündeminde. Galatasaray'ın da gündeminde. Bu arada Semih Soy demişken bir e, bilgi bir küçük bir esprili bir anı anlatalım. Sakatlandı ya Semih Soy. Evet. Acun abilerle maç yaparken oluyor evet, sakatlık. Evet. Çok üzücü bir sakatlık. Aşil tenonu koptu bir kez daha geçmiş evet, çok üzücü üzücü olsun. Çok geçmiş olsun. Ali Koç'a haber veriyorlar. Diyorlar ki Semih Ösoy sakatlandı. Eyvah diyor transfer görüşmelerine kim gidecek? <gülüyor> <gülüyor> Yani Ahmet Bey'in yani doğru. Evet, birebir şey, e, bire evet. bir transfer görüşmenin direkt bizzat orada oluyor. O Elden yüzden bu arada galiba telefonun dinliyor falan. Bayağı iyi diyor <laughs> şey. Ben açtım kendimi. <laughs> Fenerbahçe <Aşmışsın>? kanalı. <konusunda. gülüyor> Fenerbahçe'ye gitti. Yani, evet. Yani, Yakında e, divan kurullarına geleceğim şimdi Ahmet. Şöyle olacak programlar. işte Onur dönecek evrende işte Galatasaray'ı soracak. Sonra bu tarafa dönecek sen koşarak arkadan girip Fenerbahçe evren evet Fenerbahçe girişmeleri. Çok onları... güzel bir anı ya bu Semih yani. değerini anlatmak için insanlara. Evet tabii tabii. Yani o önemli Fenerbahçe üyesinde çok önemli bir yönetici. Edin Vişe var mı diye soruyorlar. Edin şey Vişçe çok zor ya öyle bir şey. Var. Yani zaten söyledik yani 10-15 milyon euro civarı para istiyor. <laughs> Başka. Ozan Santifor. Diğer mevkiye geçtik buradan devam edeceğim. Fenerbahçe kaç santifor olacak Vedat dahil edersek görüntüne? Şimdi fileyi satmaya çalışıyor az önce anlattık. Frey satıldığı zaman muhtemelen benim tahminim bir alınabilir. Ama bu e, satılacak oyunculara da çok bağlı. Yani gidecek oyuncular. Gelecek bedeli de herhalde. tane tabii. Kaçtan oyuncu satılacak. Ya bir alternatif olabilir yani. Çünkü Allah yarabbim kiraya da verilir Fenerbahçe yani. Ersun Hoca şimdi kampta görecek Allah yarabbim. Bir test edecek. Mesela Kira Deniz Türüç'te keşke e, Allah yar kullanılsa. Çok mantıklı. Hmm. Umut evet. da uzattı Kayseri ama Umut'un yaşı belli. Bence Kayseri'nin oyun stiline de çok uyuyor. Kayseri'de çok fizikli yani Kayseri Hikmet Karaman biraz teknik oyuncusu az. Deniz dışında çok fazla yok. Genelde fizik gücü yüksek oyuncularla oynuyor. Defans, orta saha, forvet. Bence Allah yer, Kayseri için çok iyi olur. Enteresan olur yani Fenerbahçe için de iyi olur. Ee, bu oyuncuda bir de Tecrübe kazanmış olur. Bu arada Allah da çok övüyorlar yani. Gerçekten övüyorlar. Fizik, fizik olarak çok iyi yani. Yaşına göre çok çok iyi bir fiziği var. Çok güçlü bir oyuncu. Ama tabii yani Fenerbahçe'de oynamak da çok zor kardeşim. Yani öyle tabii. hani e, maalesef kağıt üzerindeki gibi olmuyor bazı şeyler. Yani orayı karakter olarak çok güçlü olmak lazım. Sadece fizik gücü, Hayır. sadece yetenek yetmiyor Sağ bazen. Sağ dışında da çocukların desteği ihtiyacı var gençlere. var, ihtiyaçları var. Fenerbahçe bu planlamaları çok iyi yapmalı. Yani ben Fenerbahçe'nin hala bu şu kiralama yöntemini iyi kullandığını düşünmüyorum. Yani genç çocukların bir sene kiraya vermeli... Orada çok iyi takip ettirmeli ve geri almalı. Süre azalıyor. Biraz hızlanacağım. Peki. Balotelli ismi bugün çok konuşuldu. Ya yok zannetmiyorum öyle bir şey olsun. Hala Zandı... boşta olmasından kaynaklanabilir. Öyle Taraftar da çok ilgi gösterdi Balotelli'nin yani sosyal şey medyası. Şey Falcao olur. için Lekip gazetesi hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın hmm. Galatasaray gündeminde yani olduğunu, Falcao... görüşmelerin başladığını yazdı. İki senedir yazılıyor Galatasaray'a. Zaman zaman Galatasaray'ın bir namız yoklaması olmuştu daha önce. Ki devre arası da bir bakıldı ama hemen vazgeçildi. Galatasaray için çok... Pahalı bir transfer olur. Tarafları çok heyecanlandırır tabii ki Falcao ismi. Ama e, bu ortamda Cagney'nin satışı çok tatmin edici olmadan Falcao'yu almak çok zor. Çünkü Monaco ile bir yıl daha sözleşmesi var. Alacaklarını bırakıp ancak oradan bir matematik kurulabilir. Oyuncuya hem bonservis hem yıllık ücret e, oralara açılmak mümkün değil. Ama Cagney eğer e, 15'in üzeri, 15 üzeri olursa o zaman ancak güçlü hale gelir. Yani şu an e, Galatasaray için pahalı bir transfer. Falcao? Ben, ben bir şey duymadım Öyle mi? bilmediğim bir konuda konuşmak istemiyorum. Tamam. Ekibin haberiydi. Balotelli de evet. Arada Jack transfer karını %25'i de Kasımpaşa'ya gidecekmiş. Bu da enteresan bir bilgi yani. 10 milyon euro görünüyor çünkü transfer edecektiniz. İşte 10 milyon üzerinde sattığı her rakam yani 13 milyonsa 3 milyon karın %25'i e, Kasımpaşa'ya gidecek. Bu evet. da enteresan bir en bilgi. Enteresan bilgi evet. Yani şey Gervinho için var mı? İki tarafı da, da, da çıktı. Duymadım. Duymadım. Yok Galatasaray Yok. için. Şu e, Frey konuştuk, Vedat'ı konuştuk. Galatasaray'da peki Evren, yani ne gidiyor mu, kalıyor Hı -hı. mu? Mitroğlu'nun oldu? Olympiakos iddiaları var hala. Yani Kadro düşünmediğini burada <laughs> sen bir ay önce falan konuştuk. Aynen öyle. Sen şu an öyle. antrenmanlarda mevcut ama e, Mitroğlu'nun ayrılışı şöyle mümkün olur. E, bir sonraki kulübünün vereceği ücretin bir kısmını Galatasaray karşılar, bir kısmını o kulüp karşılar. Ancak öyle bir veda olabilir. O oyuncu Ciddi bir maaş alıyor. Galatasaray'ın şu anki planlamasında yok. Ama bu sözleşme yapılırken tabii ki bir buçuk yıllık bir anlaşma söz konusuydu. E, Mitroğlu'nun takımla uyumu çok istenilen düzeyde de değil. E, yolların ayrılacağını tahmin ediyoruz. E, ama dediğim gibi böyle bir formülle mümkün olabilir. Onun dışında Cagney ile yollar ayrılacak eninde sonunda. Şu an görünen nokta o. Çünkü Cagney'in hem sosyal medya paylaşımları hem şampiyonluk kutlamasında örneğin olmaması... Ee, takımdan hep uzak bir görüntü ortaya koyması, oyun anlamında da şampiyonlar ligi seviyesinin altında olması bence. Ve teknik ekibin de raporu bu yönde. O yüzden e, ee, yollar eninde sonunda ayrılacak. Ve ayrıldıktan sonra Galatasaray'da transfer risk kazanacak. Afrika Kupası'nın olması biraz bu konuyu uzattı takvim olarak. Paylaşım yaptı hafta içinde. Sildi, sildi sonra. Git, sonra sildi. Sonra tekrar yaptı. Sonra tekrar sildi. Aynen. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Hadi çok güzel Biz çok yani. güzel bir ikili olduk şu anda. <laughs> yani koydu sildi koydu sildi artık çocuk gibi. Yani Cagney artık gitsin. Hani başka bir kulüpte paylaşım yapsın. Oraya da hani Çin bayrağı mı koyuyor? Suudi Arabistan bayrağı mı koyuyor? Başka bir bayrak koyuyor. Eski koysun. şekilde ne yapsam olur? barışma ihtimali Aynen yok. Aynen ya. öyle. Yani Cagney artık Galatasaray taraftarının gönlünden çıktı. Galatasaray taraftarı bir kere gönlünden çıkardığı zaman Cagney isterse 50 gol atsın yine gönlüne giremez. Ya bu gönül işidir. Hani... Adam bir kere gol atıp sevinmiyor mesela düşünsene yani Galatasaray taraftarı Cagney istemiyor bir anket yapsak buradan %10 falan çıkar isteyen. Tabii ki 30 gol atmıştır tamam ama gönülde olmadıktan sonra o ilişki koptu yani bu saatten sonra olmaz Galatasaray Cagney'i satacaktır ve amaç da en az 15 milyon euro. <laughs> Peki bu 15 milyon euro Abubakar için kullanılabilir mi mesela? Ya? Kesinlikle orada şöyle bir formül var Daha önceki haftalarda da söylemiştik ee, Kiralık formülü, satın alma opsiyonunu Ve e, muhtemelen e, 3 civarı olacaktır Ve Galatasaray'ın e, Abubakar'a ilgisi var, uzun zamandır var bizim Kontrol grubunda bir fotoğraf attım <laughs> Murat'ın Eski bir fotoğrafı Onu da arkadaşlar belki yayına verebilirler ee, Ne acaba bakalım Arkadaşlar bunu hazırlayalım. Yayına verelim. Evet. Güzel bir fotoğraf. Evet. Evren de bakıyor şimdi. Güzel, bunu güzel hızlıca hazırlayalım. Yayına verelim. Güzel fotoğraf. Ee, o zaman o arada da Taylan Antalya'yı sormuşlar Evren. Evet. Taylan'la ilgili sonra. şöyle. Alanya'nın da Taylan'ın istediği bilgisini verelim. Ee, kontrol izleyenlerine özel bilgi olarak. Alanya Spor'da Taylan'ı isteyen kulüpler kervanına katıldı. Yani Taylan'ı... Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray, Alanya istiyor. Erzurumspor Spor başkanı... Kimse de almadı bu Taylan'ı. Evet. Taylan'ı konuşuyoruz. Erzurum Spor başkanı Enteresan... 3 milyon euro da diretiyor. O çok Ama ya. işte çok fazla. Orada bir kırılma olacak fiyatta. Evet, e, ama e, Taylan'ın amacı 3 büyük kulüpte oynamak. E, yani daha doğrusu büyük kulüplerden birinde oynamak İnşallah. diyelim. Alanya Spor da devrede. Onlar da istiyor. Tabii ki oyuncu burada karar verecek. Ama hangi kulüpte hacit diye gelecek o önemli. Yani burada e, bu üçüncüklerini biraz önünü açmak lazım. Şimdi Taylan Kıymetli bir oyuncu. Şimdi mesela Galatasaray'a gidip parlarsa Türk futbolu çok önemli bir yıldız kazanır. Aynen öyle. Ya, ya da Beşiktaş'a gidip parlarsa ama sebilemeyim. Yani de kapatmamak lazım yani. Tabii. Ya bu bir... çünkü kaderini çok etkili futbolcu. Yani gideceği kulüp... Evet. Konu... Melih de onu yaşadık işte. Evet, yani yani Melih... Melih konusunu ben mesela... çok önemsiyorum. Vaktimiz olursa da umarım konuşuruz. Evet. Şu Beşiktaş'ı da bir konuşmamız evet. lazım. Orayı atlamış olmayalım. İzleyicilerimize soruyor. Koherajma gidiyor gibi. MLS'e. İbrahimovic'in yanına gidiyor. Boyd gelecek. Boyd geliyor. E, Yalnız e verdi bir sıkıntı hafta var. Için. Ben söyleyeyim size. Yani Beşiktaş peşinatı bir türlü bulamadı. Ya burada ee, peşinat mi? vermesi gerekiyor Beşiktaş'ın. 1 milyon euro değil mi Ahmet oradaki? 500 bin euro peşinat Hı -hı. vermesi gerekiyor ben bildiğim kadarıyla. Hı -hı. Onu bulamıyor Beşiktaş ya koskoca. Beşiktaş yani bu durumda olmamalı. Yani Beşiktaş bu peşinat konusunda bu sıkıntıyı yaşamamalı. Çok üzücü yani bu kulüplerin ekonomik durumu yani. Şimdi da ilginç bir futbolcu. Amerika lo bir oyuncu. Oradan enteresan oyuncular çıkıyor yani Amerika'dan. Yani bizim kulüpler o pazara zaman zaman bakabilirler yani. Çok güzel çok iyi oyuncular gittiler oraya. Onların bir esintisi oldu orada. İyi evet. oyuncular yetişmeye başladılar. Bence Tyler Boyd çok iyi olur Beşiktaş. Için. Bence de çok iyi olur. Çok iyi bir futbolcu yani. Yani Firewatch bile gündemine gelebilir de yani. o tarzda bir oyuncu yani. Bir kanatta alacak. Galatasaray 6. Yani. sol kanat olarak boyutu da alabilir. <laughs> bir kanatta alacak Beşiktaş büyük ihtimalle. Bir de e, ee, Burak Yılmaz'la Güven'in yanına bir Santrfor daha. Onlarla rekabet edebilecek olabilir. Hoca biraz altyapıya da baktı. Hı hı. Ee, ama bir Santrfor'la daha oraya takviye etmek istiyor. Ki yani Burak'ın bir sakat olur yaşı belli. Üçüncü e, güven bir center çünkü center tam daha olsun. Fotoğraf yani. geldi bu arada. Fotoğraf geldi Ahmet Ercan'ı anlatmak ister misin? Ee, bir burada ikisi ben... de var. Ha diğeri de var mı? Asıl diğer fotoğraf zaten ne olduğunu gösteriyor. Bu, burada. arkandaki fotoğraf var. Ee, e, Soldaki bir... de yaz. Evet arkamda galiba o fotoğraf şu an. Evet. O Prizden Fenerbahçeliler Derneği'nin bir organizasyonunda Vedat Muriç orada. O tam orada da gelebilir bilirmiş. ekrana. Sol tarafta. Ahmet'in arkasındaki. Vedat Muriç. Ee, o, Fenerbahçe logolu. Orada biliyorsunuz, biliyorsunuz var. Prizden yani özellikle osnar Ersek civarlarında işte Kosova'da falan. Fenerbahçe Bak ekrana gel tamamen. Fenerbahçeliler çok yaygın orada Makedonya'da ve o, o civarlarda. Vedat çok Nuruş, bir... soldaki Vedat Nuriş. Evet. İzleyenlerimize göre soldaki çok Vedat Nuriş. Çok ciddi Nuruş. Fenerbahçeli potansiyeli var orada. Ee, bu nedenle de Vedat'ın da Fenerbahçeli olması son derece normal yani. Aileden Fenerbahçeli yani memnun bu kadarıyla. Ve zaten Vedat'a ilk tek Fenerbahçe'den gitmişti. Hatırladın, herkes bunu hatırlıyordur. Galatasaray sonradan devreye girdi. Hı, hı. Ve Fenerbahçe geleceği konuşulurken devreye girdim. Onu da hatırlatayım. Böyle bir fotoğraf çıktı ortaya. İki tane fotoğraf. Ne evet. diyorsun Evren? Herkesin Vallahi bir gün herhalde bilgi... formalı fotoğrafı çıkacak bu Çok enteresan ya. <laughs> o bilgi... Fenerbahçeli olduğu bilgisi kesinlikle doğru. Çocukken Vedat Fenerbahçeli. Evet. Ee, Galatasaray'ı tercih etme sebebi, ilk baştaki sebebi tamamen profesyonel bir tercih. Bunu söylemesi. Şampiyonlar Ligi faktöründen dolayı. Çünkü futbolcular sonuçta profesyonel insanlar. Emre Berezon'da bunu gördük. Ee, Birçok oyuncu da gördük. O yüzden... Ee, çok güzel bir fotoğraf. Ee, benim tahminim hafta başında Topuk Yaylası'nda olur Vedat Mirç. Öyle görünüyor. O zaman... Kontrizmiş galiba Evren. <laughs> Ahmet Ercanlar adlı Türkiye'nin Dimarzio'sundan <laughs> aldığım bilgiye <laughs> göre. Sen Dimarzio ile buluşacaktın. Ne oldu Dimarzio'ya buradan İtalyanca bir şeyler daha... demiştin. Ya hayır onu sonra. Niye yayında söylüyorsun benim şeylerimi ya? Sırı Ama mı? yani bir buluş da Biz artık... Biz bunu yayın dışında söyledik. Yani, yani, of Türk bir tavla olayın. oynayın, Aa. sen ona bir Türk lokumu hediye onu et. Onu şimdi açıklama Ben Kote'ye götürmüştüm fıstık. Evet, onu artık. diyorum yani. Güzel olur. Karşısında röportaj yaptık. Bu arada Galatasaray başlıyoruz. yönetimi de şöyle, ben yöneticilerle konuştuğumda Vedat'la ilgili şu e, bilgileri ve yorumları yaptılar. Onu da aktaralım programda. E, biliyorsunuz ki yani yönetimin bazı tweetleri oldu bu konuda. Veylat'ın e, Be açıklamasından Kuruş, sonra, değil, duruş. E, buradaki tavır şu, yani amaç şu, genel olarak oyuncuların e, istekleri ve kulüplerin istekleri ayrı olabilir. Buna bir vurgu yapmak için böyle bir tweet olduğunu, tweetler olduğunu söyleyelim. E, aynı zamanda Galatasaray'ın daha da yukarılara çıkmayacağı bugün bana gelen bilgi o, çıkmayacağı yönünde bir bilgi geldi. Öyle de oldu çünkü gidebilecek nokta bazen oyuncuda son sınırdır. E, ama Vedat için birçok imkan seferber edildi fiyat olarak. Ama belli bir noktadan sonra da daha yukarı çıkılmama kararı alındı. E, ama Vedat'ın yaşı, Türkiye Ligi'ni bilmesi, Fenerbahçe gibi ya da Galatasaray'a gelseydi Galatasaray gibi büyük kulüplerde ben piyasasını daha da artıracağını düşünüyorum. E, son artık bir dakikaya girdik. İki konuda kısa kısa yorumlarınızı merak ediyorum. E, keşke daha fazla olsa süremiz uzun uzun konuşsak ama. Merih Demiral ve John Obi Mikel. John Obi Mikel son senelerini biraz sıkıntılı geçirdi ama kalite katacaktır. Winner oyuncu. Abdülkadir Parma antrenmanda bir şey gösterse bile kârdır. Merih bizim gururumuz. Merih ile ilgili ben şu tweet'i atmıştım. Bir kez daha tekrar edeyim. 32 yaş üstü bir stoperle burada kalıp yedek beklemektense azmetti, Juventus'a gitti. Ozan, Çağlar, eee Zeki, Melih, Merih bunlar bizim gururumuz ve Türk futbolu için de büyük kazanç. Ben daha yerlere geleceğini düşünüyorum iltaka. Ahmet ben gençlere diyorum Avrupa'ya gidin. Çünkü orada önleri daha çok açılıyor. Burada Yusuf gitsin mi yazıcı? Kesinlikle gitsin. Abdülkadir de gitsin. Yusuf da gitsin. Diğer gençler de gidebiliyorlarsa gitsinler. Ama Trabzonspor Başkanı'nda olabilecek en fazla parayı satsın gerçekten. Satsın evet. Trabzonspor'da çok ciddi para kazansın. Hak ediyorlar bunu çünkü. Evet. Neden hak ediyorlar? Gençlere şans verdikleri Verler. için. Yani ben takdir ediyorum hepsini Trabzonspor'da. O gençleri yetiştirdikleri için de takdir ediyorum bu arada. Onu da söyleyeyim. Yetiştiren hocaları da kutluyorum bu arada. Şans veren Ünal Karaman'ı da kutluyorum iyi pres atarsa Ahmet Ağalım'ı kutlarım. Tamamladık herhalde süremizi. Evet. Kon, tamamladık. Kontraya çok hızlı çıktık bu hafta. Kontraya çok hızlı çıktık. Yani <laughs> şu kadar listeyi tamamladık. Biraz zordan da soru aldım. Ee, daha konuşsak da bir bu kadar daha konuşuruz herhalde. Ama biraz da sizi Konuşalım. hızlandırmak için arada evet. baskı presi Hadi çorbaya gidelim. Hadi gidelim. Evet. Haftaya kontrada yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.